Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Ne diyorsun kızım? Nereye götürdüler? Bilmiyorum, polisler eve baskın yaptı. Ne baskını ya? Ne için gelmiş polis? Allah'ım sen affet yarabbim. Bilmiyorum, o adamı da götürdüler. Biliyordum zaten başımıza bela olacağını. Anneme söyledim ama dinlemedi beni. Ya hangi adam? Ne diyorsun Nilüfer? Sizin o Hakan işte. Hakan denen adam. Sizin Hakan derken? Hangi Hakan? Kimin? Nasıl yani? Emine'nin babası. Aa. Emine, sana söylemeye çalıştım ama dinlemedin beni. Dede, yardım edeceksin değil mi, ne olur? Yani annemi çıkarsınlar. Bak, iftira atmışlar da. Onun hiçbir günahı yok da ne olur. Bak, sana inanırlar. Yalvarırım dede, tamam. Yardım et. Tamam. Nisa, koş kızım. Dur, dur. Gel. Çek, gel çocuğum. Gel. Tamam. Bir su getirin. Hadi geç. Su verin bir. Getir hemen bir su ver. Çabuk. Oh. Tamam çocuğum. Su getirin. Ah benim güzelim. Ah çocuğum. Tamam. Yok, getirin kızım. Al bakayım iç şunu. Hadi iç. Hepiniz nefret ediyorsunuz ama hepiniz. Nilüfer'cim bak, yapma böyle. Böyle yaparsan annen daha çok üzülür. Hadi iç biraz şundan. Hay Allah. Dede, yardım edeceksin değil mi bana? Allah'ın izniyle bir çaresini bulacağız elbet kızım. Ailen olarak yanında olacağız ama önce şu işin bir aslını astarını öğrenelim. Nereye götürdüler, bir şey dediler mi sana? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. İyi misin? Bir dakika. Ne oluyor oğlum? Nereye? Tamam, bir şey yok baba. Geleceğim. Azıcık daha sürünün. Hadi güzelim. Alo Hasan. Selamünaleyküm kardeşim.
Ya kusura bakma, rahatsız ettim akşam akşam. Aleykümselam kardeşim. Olur mu öyle şey? Ne oldu? Hayırdır? Ya şu benim vicdan. Vicdan? Hani diğer kızımın annesi. Bu hani yayın evine getirdiğin. Ha, evet o. Ne olmuş ona? Ya ne olacak? Başını belaya sokmuş. Gözaltına almış. Hayda. Neden? Bilmiyorum ki. Polisler alıp götürmüş. Ne götürüldüğü karakolu biliyorum, ne başka bir şey. Acaba diyorum hani sen... Öğrenebilir misin nerede olduğunu? Sen bana soy ismini söyle, gerisi kolay. Vicdan Yıldırım. Tamam, ben seni arayacağım Tahir. Sağ ol, Allah razı olsun. Geldi geleli bu çocuğun derdi bitmiyor. Git hallet işini. Ne oluyor? Nereye gittin sen? Bir şey yok baba. Bir hava aldım. Bir şey olay, bir çözüz. Ortalık çatışsın. Bu konuyu konuşacağız seninle. Ama şimdilik şunu bil. Yanlış yaptın. Ben yanlış olan yapmadım. Ben olması gerekeni yaptım sadece. Arkamdan iş çevirdim. Bu emri vakiyi bana sürprizle yutturmaya çalıştın. Ve bunu bilerek ailemin önünde yaptın ki tepki vermeyin. Ya sen ne diyorsun ya? Ne yutturmasından bahsediyorsun sen? Gamze, canımız burnumuzda zaten. Yavaş konuş. Bir de bizimle uğraşmasın insanlar. Sen niye benimle uğraşıyorsun o zaman? Niye benim üstüme geliyorsun? Ben yanlış bir şey yapmadım. Ben gittim, bize ev tuttum. Üstelik uzak bir yere de gitmedim. Annemin, kardeşinin oturduğu apartmanda daire vardı. Orayı tuttum. Ailecek oluruz diye düşündüm. Tuna da mutlu olur. Hatta sen de. Sen babamların evinde daraldın, annene yakın olmak istedin öyle mi? Beni asla kabul edemeyen, yanına yakıştıramayan annene. Neyse, bunu daha fazla konuşmayacağız şimdi ama daha sonra konuşacağız bunu. Yok yok, rahat olun ya. Hani sizden daha önemli hiçbir şey yok ya. Hani sizden önemli bir mesele mi var? Ha, siz birbirinize bağırın çağırın, biz dinleriz burada. Bana bak Tahir, zaten sinirim tepemde. Şimdi hıncımı senden çıkartmayayım. Reşat, ne oluyor? Niye bağırıyorlar? Yok, ha? Yok bir şey anneciğim, yok. Konuşuyorlar sadece. Bir sorun mu var Çiçek Hanım? Yok, benlik bir sorun yok. Ama sen biraz sinirlerine hakim olsan iyi olur Gamze. Babaannem? Babaannem? Hı? İyi misin? Kim şikayet etmiş? Evimizi mi alacaklar bizim? Ha? Yok babaanne, kimse evimizi falan almayacak, merak etme sen. Yok, böyle olmayacak Reşat. Annemi eve götürelim. Yani korkuyor kadın bu bağırış çağırış içinde. Ben Nilüfer'i yalnız bırakamam Çiçek. Ömer, siz annemi aldın, eve gidin çocuğum. Çiçek de sizle gelsin. Yok, ben... Onlar götüreceklerse ben burada kalayım yani. Halledersiniz değil mi yani? İdare edebilirsiniz. Sorun olmaz. Olmaz. Hallederler. Ömer ömrünün yarısını babaannem bakmakla geçirdi. Siz içinizi ferah tutun Çiçek Hanım. Geçenlerde olduğu gibi mi Nisa? Tövbe estağfurullah. Nisa, sen yapma bari kızım. Baba ne yapmayayım? Hepimiz allak bullağız zaten. Ne yapmayayım ben? Mutlu musun ya? Memnun oldun mu? Mahvettin aile yemeğimizi. Şş, Eda. Eda ne Eda ya? Ha? Sen kızını alıp gitsene karakola, nezarethaneye. Anası neredeyse artık bilmiyorum. Eda, Eda geç bakayım yerine sen. Çok ayıp. Geç otur. Öyle denir mi ya? Hadi babaanne, hadi evimize gidelim. Ben bir taksi çağırayım. Evet. Hale bak, hale bak. Vaylara bak. Sakin olsana kızım sen. Ne sakin olacağım ya? Soracağım sana ben bunu. Ha, çantam nerede? Ha, burada, burada çantam. Ha. Burada. Burada. Kızım seni sakin ol. Evimize gideceğiz değil mi? Gideceğiz babaannem, gideceğiz. Ha.
bizim buradaki karakoldalar. Emin misin Hasan? Aynen, sizin semt karakolu. Ben de çıktım zaten, geliyorum, orada görüşürüz. Yok yok, sen zahmet etme Hasan. Ben giderim. Hasan. Nilüfer, anneni bizim semt karakoluna götürmüşler. Ben bir bakayım şimdi nedir ne değildir. Sen burada bekle, tamam mı? Olmaz. Ben de geleceğim. İyi tamam. Birlikte gidelim madem. Baba tamam, ben hallederim ya. Sen hallet tabii. Git koş hemen halletsen. Ya Şükran ne yapayım şimdi? Hani sen söyle ya. Ya bu kız ne olduğunu bilmeden burada helak mı olsun yani? Benim kıza dediğim bir şey yok. Ben sana diyorum burada. Hiç de nefesini boşuna tüketme. Hiç harcama burada. Hadi koş git sen karakoluna. Hadi git. Şükran tamam kızım. Tamam. Hadi, hadi gidelim hadi. Baba, tamam. Sen yorulma, ben hallederim diyorum sana. Sen gel bakayım şöyle bir. Gel, gel. Geç şuraya geç. Ya baba. Geç oğlum şuraya. Sen niye istemiyorsun benim gelmemi? Senin gelmeni niye istemeyeyim ya? Akşam akşam yorulma dedim. Reşat, Tahir doğru söylüyor bak. Yani sen daha iyi bilirsin tabii ama acaba gitmesen mi? Niyeymiş o? Yani hem yorulma diye hem de bu vicdanın nasıl bir kadın olduğu belli. Kim bilir başını nasıl bir belaya soktu yine. Şimdi el alemin ağzına laf vermeyelim boşu boşuna. El alem ne der diye düşünecek değilim Dorun bu haldeyken. İşime karışma lütfen. Hadi Tahir. Çek hanım. Herkes gergin. Siz kusuruna bakmayın. Hadi kızım. Hadi baba gidelim. Bakalım ne atlar karıştırmışlar, ben de bir göreyim. Emine sen Nuranlarla çocukları al eve götür. Benim çantamı montumu da getir hadi. Olmaz Nisa. Niye olmaz baba? Niye olmuyormuş yani? Hayır oradaki sadece vicdan değil, farkındasın değil mi? Bu konu biraz da beni ilgilendiriyor. Farkındayım ama gelme işte. Yani orada gece gece daha fazla sinirlerimiz bozulmasın. Ama baba. Sen beni dinle. Ben haber vereceğim sana. Hadi Allah kavuştursun. Kızım bir beklesem. Gel bakayım şuna. Sen nereden öğrendin bu bilgileri? Baba nereden öğrendiysem öğrendim. Ne yapacaksın ya? Hani şu an önemli olan konu bu mu? Evet bu. Sen bu saatte kime ulaştın da bu kadar hızlı bilgi verdiler sana? Baba bak yine aynı şeyi yapıyorsun ya. Hani sorun çözmeye çalışmak da mı suç? Ya yine sorguya çekiyorsun baba. Bulmuşum, öğrenmişim. Şu Nilüfer'in haline baksana. Ya konuşulacak konu bu mu? Nilüfer senin kadar ben de düşünüyorum. Sen sorma cevaplar, sorma. Baba, iş yerinden. Dernekten arkadaşları sordum. Hani vardır bir tanıdıkları diye. Tamam baba. Oldu mu? Rahatladın mı? Ya bir kere de güven ya baba. Bir kere güven. Hadi kızım hadi. Ver canım ver. Ben dedim kutlama bizim neyimize dedim ama dinletemedim. Şu hale bak, bu kadar yemek. Ziyan olmasa bari. Çiçek Hanım, siz gidebilirsiniz. Biz hallederiz. Sağ ol. Yok canım, olur mu? Ben de yardım edeceğim. Etmiyorsun ama. Asap bozuyorsun. Ağzından bir hayırlı laf çıkmıyor. Aşk olsun Nisa, ben şimdi kime ne dedim? Bir şey demene gerek yok ki. Bakışların yetiyor yani. Bakışlarını ima ediyorsun zaten. Bir de daha ilk günden bilirkişi olmuşsun. Yani maşallah her konuda bir fikrim var. Ha? Nisa, tamam. Hepimizin sinirleri bozuk zaten. Çiçek Hanım, siz de kusurumuza bakmayın bu akşam için. Allah aşkına Şükran. Görmüyor musun hareketlerini deminden beri ne yapıyor? Zaten sinirim tepemde. Ya Nisa, benim de sinirlerim tepende. Yani herkesin sinirleri tepesinde ama ben gidip birine çatıyor muyum? Ayıp yapma yani böyle. Ha yani ortalık yansın, kahrolsun, ben ayıp edeyim. Benim kime ayıp yani Şükran? Ya ne oluyor, ne oluyor? Allah'ınızın aşkına bir sakin olun. Vallahi kurdeşen dökeceğim şimdi. Şükran, sen de nefesini boşa harcama. En iyisi ben gideyim. Allah Allah. Şükran Hanım, ben sizi durağa kadar bırakayım. Tek başınıza gitmeyin şimdi, gece gece.
Nurhan, ben oradan eve geçerim. Tamam, biraz gerildim çünkü daraldım. Gelmeye yakın beni arayın, ben size almaya gelirim. Tamam canım, hadi. Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın Çiçek. Ne kusuru Şükran? Ha? Allah Allah. Salona, salona. Salona götür beni. Anne, niye geldiniz? Ben nerede çalışacağım şimdi ya? Bir şey yok Tunacığım. Sen devam et. Biz sana engel olmayız. Merak etme. Babaannem, salonu boş ver. Gel seni odaya götüreyim. Bir de çorba ısıtayım istersen. Doğru düzgün bir şey yiyemedin sen. İstemez. İstemez. Siz de aranızda ne sorun varsa onu bir halledin artık. Gerim gerim gerildim gelene kadar. Oğlum sen beni götürüver odama. Hadi çocuğum. Hadi Tunacığım, yok bir şey. Gel sen babaannemi odaya götür. Hadi. Tamam, ben yardım edeyim. Hadi gel. Hey Ömer Bey. Kavgamıza nerede devam edelim? Hangi odada istersiniz? Bahçe. Ha bahçe olur. Olur. -10 derecede tartışırız. Ne de olsa alıştık artık. Evet. Sen laflarını hazırlamışsındır bana. Yolla gelsin. Neden yaptın ve hangi ara yaptın? Bu akşam. Lokantaya gitmeden önce. Sen Çiçek Hanım'la kavgadan sonra fırladın, çıktın. Gidip ev mi tuttun? Planlamamıştım. Ama evet öyle oldu. Şükranlar yardım istedi. Ondan açamadım telefonu demiştin. Sen bana yine yalan söyledin. Kim yardım etti peki? Annen mi? Hayır, onun haberi bile yok. Sana yalan söyledim. Çünkü zorunda kaldım. Yalan söylemek zorunda kaldım sana Ömer. Çünkü söylesem sen bana engel olurdun. Ve benim artık acilen o evi tutmam gerekiyordu. Sen nasıl beni yok sayıp böyle bir şey yaparsın? Senin hiç mi saygın yok bana? Şu hayatta saygıdan, hatta sevgiden çok daha önemli bir şey var Ömer. Ne biliyor musun? Huzur. Bizde, Tuna'da, bu evde olmayan şey. Ve ben de çocuğumun huzurunu sağlamak için buna mecbur kaldım. Çünkü sen bu aciliyeti bir türlü anlayamadın gitti. Anlamıyorsun. Anlamıyorum evet. Anlamıyorum. Bu erkeklik gururunu, bu senin param, benim param saçmalığını ben anlayamıyorum. Hayır, karşımda Tahir olsa anlayacağım. Ama sen olduğun için anlayamıyorum. Biz bu evi hacize gelecekler diye eşya topladık Gamze. Köşe bucak eşya sakladık alamasınlar diye senin haberin yok. Ben senin acından kendimi içkiye vurdum. Hiçbir şey görmedi gözüm. Biz 5 parasız kaldık Gamze. Ve ben babama yardım edemedim. Tek kuruş bile veremedim. Alıp başıma da gidemedim. Onların önünde yaşadım rezilliğimi. Acizliğimi gördüler. Çaresizliğimi gördüler. Kahroldu babam. Ama şimdi bir fırsat doğdu bana. Hatalarımdan pişmanlık duyup tövbe ettikten sonra bu eve bir katkıda bulunma fırsatı doğdu bana. Şimdi yeni yeni elime para geçiyorken ben sırtımı dönüp de hadi eyvallah gidiyorum diyemem. Baban senden böyle bir katkı yapmanı beklemiyor ki Ömer. O sadece ailenle beraber huzurlu olmanı istiyor. Orası da zaten aile apartmanımız. Değil. Orası annenin apartmanı. Ablam da kiracısı sadece onun. Of neyse ne. Sen zaten bu evi terk etmedin mi? Çiçek yüzünden gitmedin mi burada? Şimdi benim hatırıma mı gidemiyorsun? Babam git dedi diye gitmiştim. Dön dedi döndüm. Of sen kaç yaşındasın ya? Git dedi gittim, dön dedi döndüm. Bu ne demek? Senin yaptığın farklı mı ki? Kalk Ömer gidiyoruz, benim tuttuğum yerde yaşayacaksın. Neresiyse neresi, sana ne? Ben tuttum evi, ben verdim parasını, sana yemek düşer. Senin yaptığın bu. Ve bu bana kendimi çok aciz hissettiriyor Gamze. Ne yapabilirim? Ne yaparsam kendini kötü hissetmezsin? Ne yaparsam orayı evin gibi görürsün? Ben sana gerçeği söyleyeyim mi? Sen o evi benden gizlice tuttun. Çünkü benim buna gücümün yeteceğine inancın olmadı hiç. Sen resim işini de adam yerine koymadın. Oradan elime geçecek parayı da adam yerine koymadın.
Gamze sen basbayağı beni adam yerine koymadın. Ve ben de tam da bu yüzden senin o gizlice tuttuğun evi evimiz yerine koymayacağım. Yaşamayacağım burada. Sen bu dediğin ne demek oluyor farkında mısın? Farkındayım. Bu şu demek. Yarın gidiyorsun o ev sahibinle, emlakçıyla ya da her kimse senin muhatabın. Vazgeçtim diyorsun. Ya vazgeçmek istemiyorsan? Senin öyle bir lüksün yok. Lüks? Öyle mi? Benim kocam ve oğlumla kafamı sokabileceğim, mahremimin olabileceği bir eve sahip olmam lüks. Öyle mi? Hayır. Senin bu saydıkların lüks değil. İhtiyaç. Ve bu ihtiyacı benim elimden geldiği zamanda, elimden geldiği şekilde karşılamama sen izin vermedin. Çünkü sen bana güvenmedin. Huzur dedin ya az önce. Bizim orada huzurumuz da olmaz. Neden biliyor musun? Çünkü orası benim evim değil. Bizim evimiz değil. Senin yalanla, dolanla tuttuğun kaçak bir daire. Bu mu son söz? Bu. Peki. Yalan ya da değil. Ben oğlumla o daireye gidiyorum. Çünkü benim oğlumun bu lükse ihtiyacı var. Dünyadaki tüm çocuklar gibi. Ama sen hariç belli ki. Bu ilişkide çocuk olan taraf sensin. Neden biliyor musun? Çünkü sadece çocuklar cesareti yetmediklerinde yalana sarılırlar. Dedi babasının evinden ayrılamayan çocuk. Annem nerede? Niye bu soğukta bahçedesiniz? Tuna özür dilerim. Niçin? Yaşadığım tüm bu huzursuzluklar için. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Affet beni ne olur. Sen şimdi yukarı çık. Kendine küçük bir valiz yap. Şimdilik sadece gereken eşyalarını al. Kalanı hafta sonu gelip alırız. Yeni evimize gidiyoruz. Ne? Sahiden mi? Yani ne zaman, şimdi mi gideceğiz? Evet. Hemen şimdi. Sözünü tuttun. nerede peki evimiz? Sürpriz. Tamam o zaman ben hızlıca toplarım, sonra siz toplarsınız. Hadi. Ne olacak şimdi? Basbayağı ayrı mı yaşayacaksın bizde? Sen çoktan ayrı yaşamaya başladın benden. Anahtarım bile var. Anne, valizimi bulamıyorum. Geliyorum. Yok anam, yok. Yok. Ya şu lokantada ailece şöyle güzel bir akşam yemeği yemek nasip olmadı ya. Nasıl olsun Nurhan?
Yani Tahir bitiyor, Hakan başlıyor. Hakan bitiyor, vicdan başlıyor. Nasıl olacak yani? Şu mahallede iki tane virüs vardı. Onlar da birbirini bulmuş. Vallahi. Yani sinirden elim ayağım titriyor ya. Bu ne ya? Tahir'e ne demeli peki? Nasıl gitti gördünüz değil mi siz de koşa koşa vicdanın ne olduğunu öğrenecek ya? O Nilüfer için gitti Şükran, yapma şimdi, sen de gördün kızın halini. Ne? Vallahi Tahir'i sana savunacak kadar delirmedim ben henüz. Yani vallahi bakma öyle ya. Bence. Çok üzüldüm ben Nilüfer'e. Ya hepimiz üzüldük. Evet. Sen de üzüldün Şükran, yapma şimdi, yalan mı? Yok yani yalan değil, tabii ki de üzüldüm hani. Aylardır görüyor zaten burada kızcağız neler çekiyor. Kim bilir yani yıllardır o kız nelere şahit oldu, neler gördü, Allah korusun yani, çok kötü. Bir bize acımadınız ya bu kızı acıdığınız kadar. Ne kadar anlayışlıymışsınız siz. Maşallah. Bırakın. Hak ettiği hayatı yaşıyor kız ya. Biz az mı acı çekiyoruz? Ailelerimiz dağıldı. Babalarımız desen ne halt yedikleri belli değil. Eda sus. Sus, ağzını topla. Öyle konuşulmaz. Haklı. Yani bu kadar derdin arasında biz ne kadar ilgilenebildik ki çocuklarımızla. Haklı. Allah'tan bizi hiç üzmediler. Hepsinin aklı başında yani, çok şükür. Canlarım benim. Yani masumiyetinizi şu dünya hiç bozamasın inşallah. Allah sizi hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Babam gibilerle değil yani, değil mi anne? Değil. Babalarımız gibi olanlarla değil Emine. Hadi Emine, anneciğim, evlatlarım, hadi şu sandalyeleri de koy, bitiriverelim şu işi. Hadi anneciğim, hadi Edacığım, kızım, hadi. Ay Nura, hı. Şükran şey diyor, şu söyle be. Şey, Adem'in okulunun oralarda bir kermes varmış. Hı. Biz de bu yiyecekleri işte oraya... Bir kalem çekimi için yarın hazır olabilir misin? İstersen kuzenini de getirebilirsin. Ben yok, o kadar yemek çekmedim ama çok kalmış. Kalmaz mı? Ne oluyor? Adila yazmış. Yarın klip çekimine çağırıyor. İstersen kuzenini de getir demiş. Hayatta olmaz, saçmalama. Annemler mahveder bizi. Ya dur bir. Bir şey buluruz elbet. Kızım, siz ne fısıldaşıyorsunuz bakayım orada? Bir şey konuşmuyorduk ya. Yorulduk, bir de moralimiz de bozuk. Eve ne zaman gideriz diye konuşuyorduk. Tamam, gideriz birazdan. Gideceğiz. Ha, arayacağız ya Sadık abini şimdi. Ne kadar daha tutacaklar bizi peki sence? Ne bileyim ben be. Benim de ilk defa gelişim ya sayende. Ha, çok inandım. Acayip inandım. Çok iknayım ya şu anda. Ulan ben nasıl uyudum senin gibi bu bataklık günle be. Hadi oradan be. Adamları birlikte söğüşlerken iyiydi ama. Ya kızım sus. Her şeyde bir cevabım var. Çık 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 çık. Ne yapacağız peki şimdi? Ne bileyim ben be. Hıyar gibi avukata fotoğrafları da yolladın. Delil var ellerinde. Alırlar sorguya, sonra da bir güzel tutuklarlar. Ne olacak, ne yapacaklar başka? Bir gaflet senin gibi beceriksize nasıl inandım zaten ben? Kafama... Benim gibi kadın sana nasıl inanıyor ben anlamıyorum. Kendimi de anlamıyorum bazen. Bittim ben ya. Bittim kızım ben ya. Ben hapishanede kalamam, vicdan olmaz ya. Bak kızım, benim kapalı alan korkum var. Yemin ediyorum şu duvarlar şimdiden üstüme gelmeye başladı ya. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Madem ilk gelişin, nereden geliyor bu rahatlık be? Bir laf var ya Hakan'cığım. Bazı şeylerin davası görülmez. Ne diyorsun ya? Aynı minvalde bir laf daha var. Şemsiyelerle ilgili hatta. Ya ne diyorsun kızım, ne şemsiyesi ya? Açılmaması gereken şemsiyeler. İş işten geçti manasında. Ay kime laf anlatıyorsam zaten ben. Canım benim, sen olayın ciddiyetini anlamadın galiba. Hala organ peşindesin. Lan yıllarca hapis yatabiliriz diyorum. Yeter be. Yeter ya. Allah Allah. Ne yapayım? Öleyim mi Hakan? Ne yapayım?
Benim çoluğum çocuğum yok mu? Ben korkmuyor muyum zannediyorsun ya? Nilüfer'in halini görmedin mi? Kızın nasıl ağladığını duymadın mı ya? Aklım zaten kızda. Bir sus. 2 dakika o çeneni bir kapa. Sessiz olun biraz. Efendi olun. Burası kahvehane değil. Aha! Nereye götürüyorsunuz onu ya? Memur bey, memur bey beni de çıkartın buradan ya. Vallahi ben daha masumum ya. Yemin ediyorum memur bey beni buradan bırakmayın ya. Beni de çıkartın ya. Sessiz ol dedim değil mi? Otur yerine bekle. Memur bey, vallahi ben masumum ya. Memur bey! Sen toparlanmayacak mısın? Niye oturuyorsun Ömer abi? Babaanneye kim bakacak Tuna? Yalnız kalamaz ki. Ne oluyor böyle gece gece? Çiçek abla geldi işte. Biz ev tuttuk Çiçek abla. Biliyorum Tunacığım, biliyorum. Hayırlı olsun. Sen iyi oldun. Tamam mı? Topladın mı bütün eşyalarını? Hazır mısın? Aa, telefonumu unuttum. En önemli şey. Hemen geliyorum anne. Bir dakika. Ben bir anneme bakayım. Gamze. Gitme. Ömer. Bizimle gel. Gelmeyeceğim biliyorsun. Bize yapma bunu. Ben ne yapıyorsam bizim iyiliğimiz için yapıyorum. Umarım sen de bunu en yakın zamanda anlarsın. Çıkma o kapıdan. Ne olur çıkartam. Söylesene hadi. Ne olur çıkarsam. Hadi. Her şey biter desene. Yapmadığın şey mi daha önce? Hadi söyle ya. Bir kere daha yüzüme söyle. Anne. Hadi sana çıkmamız lazım artık. Taksi bekliyor kapıda. Hadi bakalım. Üzülme. Gelir geri. Hatasını anlar döner. Sen sıkma canını. Siz Gamze'yi tanımıyorsunuz Çiçek Hanım. Eşim hakkında yorum yapmayın. Ben doğruyu yanlışı ayırabilecek yaştayım Ömer. Gamze'nin de öyle olduğunu düşünüyordum ama... Bu gece gördüm ki öyle değilmiş. Babanın yanında sana öyle bağırması, sana danışmadan böyle büyük bir karar alması, bir kadına yakışacak davranışlar değil bunlar. Sen yine iyi tuttun kendini. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz şu an? Bana kendimi iyi hissettirmeye mi çalışıyorsunuz?
yoksa Gamze'nin dedikodusunu yapıp kendinizi rahatlatmaya mı çalışıyorsunuz? Belli ki sen de beni tanımıyorsun Ömer. Ben dedikodu yapmam. Ama doğru bildiğimi de gizlemem. Kimseden çekinmem, söylerim. Sorarsak söylersiniz o doğru bildiklerinizi. Aksi halde kendinize saklayın lütfen. Tahir, çıkaracaklar birazdan. Merak etme. Yalnız yanında biri daha var. Onu da çıkarsınlar mı? Yok yok. O kalsın, o pislik kalsın, sürünsün o. Ne yapmış? Ha? Ne olmuş? O kesin bir atlar yemiştir. Ne oluyor Tahir? Çıkaracaklar birazdan baba. İyi mi peki? Görebilir miyim annemi? Nilüfer, bekleyeceğiz. Çıkaracaklar. Hasan öyle dedi. Niye almışlar gözaltına peki? Adı bir şantaj olayına karışmış. Soruşturma da devam ediyormuş. Ama merak etmeyin, birazdan çıkaracaklar. Bir şantajı eksikti ya. O kadar ahlaksızlığın içinde bir şantaj kalmıştı. Onu da yaptı. Durmadı ya. Bir durmadı yerinde. Duramadı edebiyle. Ya dizini kırıp böyle efendi efendi evinde oturamadı. Ya olacağı buydu tabii. Bari kızının yanında biraz kendine hakim ol. Kız bütün akşam ağlamaktan helak oldu. Sen yapma bari. Baba ne yapayım, susayım mı yani? Hayır. Tamam Nilüfer, ağlama. Ben buradayım, tamam mı? Hem çıkaracaklarmış. Tamam. Sen kimsin oğlum? Kimin nesisin sen? Gecenin bir vaktinde vicdanı buldun. Durumunu öğrendin. Nasıl oluyor bu işler? Bir anlat bakalım hele. Baba. Baba bunlar nasıl sorular ya? Hasan yardım etmeye gelmiş. Yani ne sorguya çekiyorsun sen? Karışma sen. Tabii ki soracağım. Hem soruşturma devam ediyor madem. Nasıl bıraktılar vicdan? Ya baba, neyin hesabını soruyorsun? Yaptığı iyiliğin mi? O adam bak, bu zor durumda kalkmış gelmiş, bana yardım etmiş baba. Ayıp ediyorsun ama. Bu iyilik mi değil mi, ben bir anlayayım da önce. Bu iyiliğin ucu nereye dokunuyor, ben bir öğreneyim. Ayıbı sonra konuşuruz. Reşat Bey, Tahir'in başı sıkışınca ben de yanında olmak istedim. Kendisini kardeşimden ayrı görmediğimden. Bu yüzden Tahir beni arayınca eşe dosta bir sorayım dedim. Bir tanıdık çıkar da belki vicdan hanımı buluruz diye. Eğer bir hata yaptıysam kusura bakmayın. Tahir, ben müsaade isteyeyim. Bir şey de gerekirse. Gerekmez. Buradayım ben. Hasan, kardeşim, kusura bakma. Ne kusuru kardeşim? Sen canını sıkma, tamam? Konuşuruz sonra. Hadi, Allah'a emanet olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Baba, oldu mu ya? Ha? Oldum baba. Yerin dibine soktun beni şimdi. Ya bir kere de gurur duy ya baba. Bir kere de şu Tahir bir işi halletti diye gurur duy ya. Ya bu adam bana iş buldu. Kovulduğumda sadece bu adam vardı benim yanımda. Ya teşekkür edeceğine azarlıyorsun bir de adamı. Annem. Annem iyi misin? İyiyim kızım. Merak etme, çok iyiyim. Vicdan, ne bu şantaj işi? Ne atlar karıştırıyorsun sen ya? Ya bir karakol köşelerinden toplamadığımız kaldı seni. Yazıklar olsun sana. Sen mi haber verdin bunlara? Anne. Leş kargaları gibi toplanmışsınız hemen kötü haberi duyunca. Anne. Zevk mi alıyorsunuz beni böyle görmekten? O yüzden mi geldiniz? Bak ağzını topla. Ben hani söz vermiştim? Hani bundan sonra bu kız için elinden geleni yapacaktın? Bu mu elinden gelen? Sende utanma, arlanma yok. Onu anladık. Ama bu küçücük kızı karakol kapılarında bekletmeye ne hakkın var? Bıkmadın değil mi ahlak dersi vermekten Reşat Efendi? Kızımın gözünün önünde istediğin kadar beni kötü duruma düşürmeye çalış. Umurumda bile değil.
Nilüfer artık neyin olduğunu çok iyi biliyor. Anne yeter. Ben ne yapacağımı bilemedim. Kendim gittim, yardım istedim. Kimsenin senin kötülüğünü falan istediği yok. Herkes çok endişelendi. Bak buraya kadar da geldiler. Kendi hataların yüzünden başkalarını suçlamaktan vazgeç artık. Bütün dünya sana karşı savaş açmış gibi davranmaya da son ver artık. O aradı birilerini. Hangi karakolda olduğunu bulmamızı da o sağladı. Seni de o çıkardı. Doğru mu bu Tahir? Doğru ya da yanlış. Konu bu değil. Bir daha bu kızı senin yüzünden bu hale geldiğini görürsem bütün mahkemelere başvururum. Ne yapar eder senin elinden alırım onu. Bunu da o kafana sok. Baba. Bana bak Vicdan. Ne battın, neye bulaştın bilmiyorum ama babam haklı. Hiçbirimiz bir daha Nilüfer'i bu kadar üzgün görmek istemiyoruz. Özellikle de ben. Perişan ettin bizi be. Sizi? Sen perişan mı oldun Tahir? Yüzüme bak. Sen mi çıkardın beni? Sen mi buldun? Endişelendin mi sen benim için? Ya senin için değil, kızım için. Hadi yürüyün. Gecenin körü olduk. Eve bırakayım sizi ben. Hadi. 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 İnanmıyorum anne. Anneannem ne dedi bana, haber vereceğiz? Bugün geç oldu artık, yarın söyleriz. Valla sürpriz olacak, çok sevinecek. Işıklar nerede buranın? Çıkartma, çıkartma. Yarın temizlik olacak zaten. Hey, ne oldu, beğenmedin mi? Manzaraya bak be. Üzülüyordum biliyor musun, bir daha böyle bir manzarada evde oturamayacağım diye. Teşekkür ederim anne. Ben senin için her şeyi yaparım biliyorsun değil mi? Her şeyi. Biliyorum. Benim yüzümden ayrılacak mısınız siz şimdi? Hayır tabii ki. Böyle bir şey olsa bile bunun asla seninle bir ilgisi olamaz. Tamam mı? Hadi koş odana bak. Hadi bakalım beğenecek misin? Anne, bu televizyon Reşat dedeminkinin yanında uzay mekiği gibi kalır biliyorsun değil mi? Emine. Nilüfer ne anlattı sana Vicdan'la Hakan'la ilgili? Uyarmıştı ya seni. Eve gelip duruyor dedi. Ay. Anne, ben bu kadarını da yapmaz diye düşünüyordum ama yani yapmış işte. İğrenç. O kadınla bile ya, o kadın Vicdan'la, anne Vicdan'la ya. Midesiz. Onu buldu belasını işte. Olan çocuklarla Kerem olacak anne yine. Sen ne demeyi düşünüyorsun sorduklarında? Hı? Yani Kerem gelip babam nerede diye sorduğunda ne diyeceksin sen? Vallahi bilmiyorum Emine. Hiç orayı düşünemedim kızım daha. Sen iyi misin peki? Alıştım artık anne ben. Erkeklerin hepsi aynı. Yok canım. Niye öyle diyorsun? Hepsi aynı olur mu, olur mu hiç öyle şey? Bak dayına. Vicdandan kızı olan dayıma mı bakayım anne? Ay Emine. Üf, ötekine bakıver sen de. Vallahi yıldım ya. Üf.
ötekine. Kerem, ne oldu oğlum, sen niye uyumadın? Neyi söyleyemiyorsunuz bana? Babama ne oldu? Çocuk değilim ben. Bilmek istiyorum, babam nerede? Şeyde baban Kerem. Neyde ya, neyde? O vicdan denen kadında ne işi varmış anne, söylesene. Baban karakolda Kerem, tamam. O vicdan denen kadınla birlikte polisler alıp götürdü onları. Emine. Ne anne? Bilsin ya. İyi bir babası varmış gibi beklemesin. Üzülmesin çocuk. Bizim gibi umudunu kesmeyi öğrensin artık. Emine yeter. Ne anne? Yeter tamam. Benim babamı hapse mi attılar? Hapiste mi benim babam? Yok oğlum. Yok öyle bir şey. Yani daha konuşuyorlar yani. Bir şey yok yani canım benim. Geçecek, merak etme. Keremciğim. Yalancısınız hepiniz. Bir daha göremeyeceğim ben babamı. O vicdan denen kadını da sen getirdin zaten buraya. Senin yüzünden tanıştı babam onunla. Hadi Nilüfer, geç sen de kızım. Sağ ol Tahir. Yani ne yalan söyleyeyim, senden hiç ummazdım. Yani o kadar kızgındın ki bana. Bir daha yardım falan edeceğin aklıma bile gelmezdi açıkçası. Dedim ya sana, seninle ilgisi yok. Nilüfer'in üzülmesini istemiyorum. Tek derdim o. Nilüfer. Bak, her neye ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Saat kaç olursa olsun. Belki bir çay içersin. Vaktin varsa eğer. Tabii tabii. Gel bir çay iç, oturalım. Doğru söylüyor Nilüfer. Gel. Ama vallahi kavga gürültü istemem Tahir. Sen o çeneni kapalı tutarsın. Kavga da olmaz gürültü de. Her lafa da bir cevap. Her lafa da bir cevap. Bu da böyle bir model. Vur vur vur. Bir bir bir. O ayakkabıları nerede çıkaracağım? Şurada bir yerde çıkar şöyle. Çok merak ettim seni. Hayırlı akşamlar baba. Hayırlı akşamlar çocuğum. Ne yaptınız? Abim aradım ama açmadı. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Çıkardılar vicdanı. Şantajla ilgili bir suça karışmış. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kime şantaj yapmış baba? Bilmiyorum. Bilmiyorum çocuğum. Bilmek istiyor muyum onu da bilmiyorum. Sen biliyor musun Tahir'in işe girdiği bu dernek nedir ne değildir? Bilmiyorum baba. Ne oldu? Niye sordun? Bu iş benim hiç hoşuma gitmiyor ya. Dur bakalım. Reşat sen buna çok kafayı taktın ama. Çocuk çalışıyor, çabalıyor. Daha ne yapsın? Yok çiçek yok. Boşuna takılmıyorum ben. Bu olanlar bir tuhaf. Neye bulaştı bu olan bir öğrenmem lazım ben. Saf direğin önde gidenidir Tahir. İstediği kadar Külhan Bey geçiz. Siz ne yaptınız? Yattı mı seninkiler? Yok baba. Gamze. Ne? Öyle oldu maalesef.
aldılar valizlerini gittiler şu gece karanlığında. Ah be çocuğum. Niye durdurmadın? Onun durası yoktu zaten baba. Madem yoktu sen niye onunla gitmedin Ömer? Niye yalnız gönderdin karını? Bu ev meselesi nereden çıktı? Hiç haberim yok. Aynı şeyi ben de sordum baba. Anlatamadım ama derdimi. Gitmiş bir de annesinin apartmanında ev tutmuş. Neyse ne. Şunu niye doğru düzgün bir oturup konuşmadınız sakin sakin? Gecenin bu karanlığında gitmesine gönlün nasıl el verdi? Baba burada olmak istemiyor. Ne yapayım zorla mı tutayım? Hem... Çiçek Hanım'la da anlaşamadılar bir türlü. Yok. Anlaşamadık değil. Ama biz çok farklı çevrelerin insanlarıyız biliyorsun. Yok. Bilmiyorum. Neymiş o farklı çevreler bir anlatıver hele. Yine başa döndük baba. Yok sen anneliği ne bilirsin? Yok Nezahat anneye göz kulak olamadınız. Evet. Evet bunları eleştirdim. Duyarsız geldi çünkü. Ama ben başka bir şey demedim. Anneliği Gamze'nin en hassas noktası. Ve siz daha gelir gelmez ona laf ettiniz. Bak Çiçek. Gamze benim kızım. Gelinim değil. Bunu sen de böyle bil. Bu çatının altında olsun ya da olmasın. Eğer Gamze'nin gönlünü kırarsan sadece Gamze'yi değil, beni de kırmış olursun. Allah aşkına Reşat. Kadın benim yüzümden yıkacak değil yuvasını. Allah korusun. Ne yuva yıkması? Tartışmışlar sadece. Öyle olmadı da pek. Neyse. Evladım bak. Gamze seni asla üzmek istemez. Ya burada başımın üstünde yerimiz var. Ama Gamze de kendi evinde yaşamak istemekte haklı be çocuğum. Burada bizimle yaşamayı kabul etmesi bile büyüklüktü. Biliyorum baba. Ben haksız demiyorum zaten. Sadece çiğnedi geçti. Yoksaydı beni. Yarın güzelce konuşup halletin şu işi. Hadi, hadi Aslan dinlen biraz. Hadi oğlum. Allah razı versin. Sana da çocuğum, sana da. Reşat. Ben kimse kimseyle kötü olsun istemem. Senin çocuklarının düşündüğünün aksine. Allah razı olsun. Bir tek Tahir destekledi bizi. Ama sen de keşke Gamze'ye sahip çıkacağım diye beni böyle çiğnemeseydin. Böyle kırmasaydın iyiydi. Sen beni çıkarmak için yukarıları falan mı aradın Tahir? Birilerini mi devreye soktun? Ne yapacaksın ya? Soktuysam soktum. Ne yapacaksın? Vay be. Senin de bayağı forsun varmış o zaman. Neyim varmış neyim? Gücün, kudretin demek istedim. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Biraz daha vaktin var mı? Sana bir şey göstermek istiyorum da. Var tabii, var. Zannetme bak bu şanta işini unuttum. Hepsini anlatacaksın bana. Tamam mı? Sırf Nilüfer üzülmesin diye sesimi çıkarmıyorum. Hepsinin hesabını vereceksin. Yahu daha ne hesabı vereceğim? Hakan iti kendini kurtarmak için beni yaktı. Suçu benim üzerime atmaya kalktı. Söyledim zaten. Ya yol boyu didikleyip didikleyip durdun Nilüfer üzülür mü üzülmez mi diye düşünmeden etmeden. Çocukluğuma ait pek fazla fotoğrafım yok ama belki görmek istersin. Tabii tabii. Görmek isterim. En eski fotoğrafım bu. İlkokul.
O zamanlar çok fotoğraf çekecek bir halim yoktu Nilüfer. Yani okuldaki diğer arkadaşlarımın daha eski fotoğrafları vardı da bir tek benim yoktu işte. Hah, bu dedemin bahçesinde çekilmiş. Dayım çekmiş. Bir tane daha var. Şu. O yaz Almanya'dan gelmişti dayım. Ben yani hayatımda toplasan 2-3 kere görmüşüm. Pek hatırlamıyorum ama. Sen tanıyor muydun dayımı? Tanırdım. Tanırdım tabii. Arkadaşımdı. Hı. Ah bak bu mezun olduğum sene. Nilüfer. Ben... Bütün bu yıllarda... Yanında yoktum. Bunun acısı iki büklüm ediyor beni. İnanmıyorsun biliyorum ama kahroluyorum. Çaresizlikten kahroluyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Bilmiyorum. Ya da affetmem. Ben senin yerinde olsam affetmezdim. Ben bunları seni üzmek için göstermedim. Belki bilmediğin o zamanları merak edersin, görmek istersin diye. Ben seni çok merak ediyorum çünkü. Nilüfer, hadi kaldır. Kaldır şey. Fotoğraflara baktın zaten bayağı. Tamam. Hadi ben de gideyim. Siz de uyuyun. Tamam mı? Hadi. İyi geceler. Hayırlı geceler. Tahir. Kal istersen. Geç de oldu zaten. Yok, ben gideyim. Sağ ol. Bir gece. Bir gece aile gibi olamaz mıyız? Aynı çatı altında kalamaz mıyız Tahir? Kalsam ne anlamı var vicdan? Var. Benim için anlamı var. Bir gece de olsa var yani. Tamam. Tamam. Sen geç otur o zaman. Ben battaniyeye çarşaf falan getireyim. Geç otur sen şöyle. Yok gerek yok. Bir örtü versen yeter. Yok yok ben getiririm bir şeyler. Sen otur bekle getiriyorum ben.
Reşat. Efendim çiçek. Ben sana kırıldım dedim ya. Sen bakma bana. Benim öyle uzun sürmez üzüntüm. Bak uçtu gitti bile. Ama senin kızgınlığın hala devam ediyorsa... Yani şunun için söylüyorum. Sonuçta bu bizim ilk gecemiz sayılır. Dün gece de ayrı yattık zaten. Kırgın uyumayalım. Bana söylemek istediğin bir şey varsa söyle, içinde tutma. Kırgınlık, kızgınlık gibi değil de. Ne gibi? Sen bazen düşündüğünü söyleyiveriyorsun ya, pat diye. Karşındakini de düşün, olur mu? Zamanı gelmeden, duymaya hazır mı bilmeden... böyle her aklımıza geleni söylersek... insanları çok kırarız. Yani ben kendi ne düşündüğümü söylemeyeyim mi dürüstçe? Ya sen hocasın Reşat, daha iyi bilirsin. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değil midir? Ben sana sus mu diyorum? Daha yerli yerinde konuşmanı istiyorum. Hem boş yere mi söylüyor Yunus? Söz ola kese savaşı. Söz ola kestire başı. Benimki patavatsızlık yani. Estağfurullah. Yok. Anladım ben seni. Gölge etme diyorsun. Olur etmem. Ben öyle susar otururum saksı gibi. Bu ailenin kadınları pek dilli ama... ben dilsiz olurum. Sen dilli diye kime dedin? Gamze'yi, Nisa'yı mı? Sen daha iyi bilirsin Reşat. İkisi de kızın ya sonuçta. Gelinin değilmiş yani. Allah rahatlık versin. Sana da çiçek. Vicdan. Bir şey konuşmasak Tahir. Bu akşam bir şey konuşmasak. Ha? Olmaz mı? Sırf bu geceliğine. Unutsak her şeyi. Tüm geçmişi. Olmaz vicdan. Benim bir ailem olmadı biliyorsun. Bu gece bir ailemiz varmış gibi hissetsem... çok mu fazla şey istiyorum? Olmaz. Vicdan olmaz. Hayat seni bambaşka yerlere sürmüş. Beni de sen... öyle gördüğün gibi bir adama dönüştüm. Yani bu saatten sonra bizden bir gecelik aile bile olmaz.
hem aile dediğin birbirlerine böyle şeyler yapar mıydı? Bu yaptıklarımızı yapar mıydı? Yapmamışız farz etsek. Bir gece ya. Şu ömründe. Sadece bir gece istiyorum. Tamam, hadi ağlama. Ben de çok üzülüyorum. Ama yapamam. Nülfer benim kızım. Onun hep yanında olacağım. Her neye ihtiyacı olursa, ne zaman baba derse koşa koşa geleceğim yanına. Ama daha fazlasını yapamam. Zaten senin de işlediğimiz günahın sonucu değil mi bu yaşadıklarımız? Bir daha asla böyle bir günah işleyemem. Asla. Haklısın. Benim böyle bir şeyin hayalini bile kurmaya hakkım yoktu. Hiçbir zaman da olmadı zaten. Bundan sonra da olmayacak. Belli ki. Allah kabul etsin. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Tahir. Babanlar nerede? Camide değil miydin sen? Yok. Ben... Dün gece eve de gelmedin Tahir. Ben banyoya gideyim. Sonra konuşuruz.
Tahir geldi. Öyle her düşündüğümü söylemeyeyim diyorum ama. Söyle Çiçek, söyle. Canı çok sıkkın çocuğun. Öyle üstüne gitme. Hadi siz oturun, ben çayları koyacağım. Hayırlı sabahlar. Neredeydin oğlum? Merak ettik seni. Vicdanda kaldım baba. Ay! Ay! Yanmadınız değil mi? Yok. Yok, ben yanmadım da. Ay Allah, kusura bakmayın. Hadi kızsana baba. Varsana ya, ağzına geleni söylesene. Abi ne oluyor ya sana? Ya ne oluyorsa oluyor. Çocuk gibi muamele görmekten sıkıldım artık. Kimseye hesap vermeyeceğim. Kimsenin hesap sorduğu yok. Seni merak ettik sadece. Tamam, merak etmeyin. Kızımın bana ihtiyacı vardı. Yanında oldum. Vicdanla da aramda bir şey yok. Olamaz da. Hani siz sormadan ben söyleyeyim de. Biz sana kızını görme mi dedik? Gör. Tabii ki gör. Ama vakitlice gör. Gecenin köründe, anası evde uyurken değil. Şükran duysa ne olur biliyor musun sen? Ne olur baba? Yani daha kötü. Ne olur ki? Ya daha ne olabilir ki? Abi tamam, bir sakin ol. Ya tamam ya, siz de. Üzerime gelin gelin, ondan sonra sakin ol. Geçtiyse krizin, namaza niye gelmezsin sen? Sen hiç böyle yapmazdın. Uyuyamadım baba. Niye uyuyamadım biliyor musun? Çünkü yıllar sonra kızımla hiç konuşmadığım şeyleri konuştum. Çok üzüldüm. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Onun için şimdi iki lokma bir şey yiyeyim, sonra da işime gideyim. Morgan. Hı, sıcak, dikkat et. Her şey, kusura bakma. Bugünlük böyle idare et. İşte şimdi alışverişe gideceğim, bir sürü şey alacağım. Akşama ne yemek istersin? Köfte patates. Harika fikir. Anneannemi ne zaman arayacaksın? Artık işten sonra. Şimdi yoksa bırakmaz beni. Tuna. Artık öyle kafelere gitmek yok değil mi? Yok ya, ne gideceğim? Kafe kadar olan var zaten. Daha ne isterim? Ha, belki son olarak bir şey isterim. Neymiş? Oyun konsolu. Konuşmuştuk yani. Artık onu da gelecek ay. Bu ay zor. Aradı mı? Kim? Anladın işte. Hadi bakalım. Tostunu yiyorsun bir yandan. Bir yandan da okula gidiyorsun. Hadi bakalım. Hadi. Öpücük. Öpücük. Sağlık Çiçek Hanım. Afiyet olsun size. Afiyet olsun. Ben de kalkayım. Bir şey geç kalacağım. Sen ona hiç mi demiyorsun ya Ömer? Ha? Akşama kadar bacanakla berberde otur lafla. Sonra adı iş olsun. Oh, ne güzel ya. Yalnız ben o işten bahsetmiyorum. He.
Hangi işten bahsediyorsun? Restoranda şef mi oldun ha? 5 yıldız taktılar mı sana Ömer Efendi? Hayır, şef de olmadım. Bir düzgünce sohbet edebilsek anlatacağım ama nasılsa beceremeyeceğiz. O yüzden boş ver. Ömer Resim Galerisi'nde iş bulmuş. Madem öğrenmek istiyorsun, efendi gibi sor. Düzgün bir yerdeymiş. Adı sanı belli. Anladım. Hayırlısı olsun. İyi bak, ne güzel işte. Yine Allah gönlüne göre bir iş vermiş. Çok şükür öyle oldu abi, sağ ol. Senin de yeni işin hayırlı olsun. Sevindim adına. İnşallah mutlusundur orada. Nasıl olayım ha? Ya ben iş buldum diye babam burnumdan getirmişken nasıl olayım Ömer? Öyle seninle duyduğu gibi benimle gurur duymuyor ki Ömer. Duymuyor. Yani bir türlü yakıştıramadı bana bir işim olmasını, adam gibi bir işim olmasını. Oğlum ne diyorsun sen? Ha? Ne bu haller sende? Bir destur de. Baba, bir insanın üzerine bu kadar gidersen ne olacağını sanıyorsun? Sevdim, beğenmedim. Saz çaldım, istemedim. Ben ne zaman kendim olmak istedim, sen izin vermedin. Abi tamam, bir otur. Gel konuşalım, ben anlıyorum seni. Ya ne anlıyorsun ya? Sen mi anlayacaksın beni? Pamuklara sarmalanan sen mi anlıyorsun beni? Yani gidip en olmazıyla evlenip, ondan sonra onu sevip ama yine onaylanan sen mi anlıyorsun beni? Ne anlayacaksın sen beni ya? Saz uygun değil baba ama galeri uygun değil mi? Yani Ömer gitsin sabahtan akşama kadar boyasın çizsin. Ona her şey serbest, her şey mübah ya. İçip sızması bile. Tövbe estağfurullah Tahir. Tövbe tabii, tövbe. Ona bir şey olmaz. Bana gelince günah, ona gelince hata. Sen benden ne istiyorsun ya? Hayırlı olsun yeni işin dedim. Sevindim. Sen daha ne istiyorsun benden? Bir bitmedi şu öfken, kinin. Artık neyin öfkesiyse bu. Neyin öfkesi biliyor musun sen? Olamamışlığın öfkesi bu. Ben senin gibi büyümedim. Ben yokum Ömer. Hiç olmadım. Tahir diye biri yok. Yok işte. Reşat Ademoğlu'nun kararlarına göre yaşayan bir gölge var sadece. Ama şimdi kendi başıma biri olmaya çalıştım ya. İşte yine aynı şey. Duvar gibi dimdik karşımda. Tahir, sofranın bereketi kaçacak artık. İnsan babasıyla böyle konuşmaz oğlum. Ben de babayım Çiçek Hanım. Ama benimle konuşuyorlar. Ağzına geleni söylüyorlar. Herkes söylüyor. Kim söylemiyor biliyor musun? O fırçaladığın Hasan söylemiyor. Bir o sahip çıkıyor bana. Bir o destek oluyor. Ama sen gidiyorsun. Yine ondan hesap soruyorsun babaya. Neden? Çünkü Tahir'e saygı duyana sen saygı duymuyorsun. Hani altında bir iş var diyorsun. Ama bu sefer yok. Bir şey yok baba. Dümdüz sayıyorlar, seviyorlar. Sen inansan da inanmasan da sayıyorlar baba. Adem hadi okula geç kalacaksın oğlum hadi. Ellerine sağlık anne. Hadi geç. Sen uyumamışsın belli. Değer mi ya onun için? Niye kendini üzüyorsun? Kızım ne alakası var ya? Ben de huzursuz bacak sendromu varmışmış. Ben ondan uyuyamadım ki akşam. Bacak değildir o. Babamdır. Eda bak şu kızın üstüne de çok gitmeyin. İnsan anasını babasını seçebiliyor mu? Kızın ne suçu kabahati var? Rahat bırakın kızı. Çok güzel bir laf söyledim biliyor musun anne? Hatta biz bu lafın baba kısmını duvara asalım. Nasıl fikir? Sen bir gün babamı eve alırsan onu görsün. İnsan babasını seçemiyor. Nasıl? Bak işte yine başladı gördün mü? Bir dur bir sus be Eda ya. Allah'ım yarabbim başım çok büyük belada. Hayır yani ben şaşırıyorum. Biz hala nasıl bakkala manava gidebiliyoruz ki? Nasıl hala adımız çıkmadı yani? Kızım niye çıksın bizim adımız ya?
Ne yaptık biz, bizim adımız çıkacak? Ha senin varsa bir çekincen. Ben burada bu hatayı yaptım, şurada şunu yaptım diyeceksen sen bana eğer. Demeyeceğim. Demiyorum yani, demeyeceğim. Bana niye hiç güvenmiyorsun ya? O yalancı kocana yıllarca güvendin, bana bir güvenemedin, anlamadım yani. Zangır zangır şu an bacağım bak Eda. Kalk hadi, kahvaltın bittiyse didikleyip durma. Okula ben bırakacağım seni, nasıl yürüyeceksem artık. Şaka mı yapıyorsun? Gülüyor muyum ben şimdi sana Eda? Kalk hadi. Şaka mı yapıyorsun ya, ben kendim giderim. Kızım kalk dedim sana, ben götüreceğim seni okula. Hayır. Allah Allah, Allah Allah ya. Hadi, hadi diyorum oğlum. Kerem bana bak. Vallahi 10 saniye içerisinde şu yataktan kalkmıyorsan müdürü arıyorum. Şikayet ediyorum seni. Gelmiyor bu okula, biz ikna edemiyoruz derim. Hadi bakalım. De. Babası da hapse girmişti. Gelip de geometri dinleyecek hali yokmuş oğlumun de. Ara söylesene anne böyle. Oğlum bak yapma böyle lütfen. Ne işine yarayacak okula gitmemen? Ne faydası var babana? Sırf ayağının altına dolanmayayım diye beni okula göndermeye çalışıyorsun. Sen git lokantana. Ben kimseye yük olmam. Anneciğim ne yükü? Niye böyle şeyler söylüyorsun Kerem? Oğlum yapma lütfen. Ben babamı görene kadar o okula adımımı bile atmayacağım. Hiçbir Allah'ın kulu beni o sınıfa sokamaz bundan sonra. Ben babamı göreceğim. Ömer çay içecek mi? Daha altını kapatacağım yoksa. İçmeyecek herhalde. Ben kaldırıyorum bunları. Elinize sağlık. Afiyet olsun. İşten arıyorlar. Affedersin bana. Günaydın da. Erken değil mi daha? Kime göre, neye göre? De hadi. Gel artık, sabah kahvesine yetiş bence. Acil bir şey yok değil mi? Var. Hayat çok güzel. Hava tam bizlik. Lodos, fırtına, ne ararsan var. Günü kaçırma hadi. Hem bugün sana bahsettiğim o misafirimiz gelecek. Ya ama bu sefer tanışmanızı gerçekten çok istiyorum Ömer. Önden seninle konuşmam lazım sadece. Peki, çıkıyorum şimdi. Senin tadın yok gibi. Bir şey mi oldu, iyi misin? İyiyim. Şimdi babamdayım. Gelince görüşürüz. Gamze'yi aradın mı? Yok baba. Sen ara. Benim işe gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Geldim. Anne hadi buradan dön bak sen. Ya dalga konusu olacağım, Allah'ını seviyorsan ya. Çok şükür Allah'ıma. Allah'ım çok seviyorum ben bu kızımı. Hadi bakayım, hadi yavrum. Emine. Emine ne olur kurtar beni ya. Yenge sen de mi geldin? Ne oldu Emine, ben gelemez miyim? Bir mahsurum mu var? Ya estağfurullah canım, yani gel tabii de. Sen nasılsın, iyi misin? Hani sana laf çarpmak için biraz yanlış bir zaman oldu, kusuruma da bakma. Yok yenge, sen istediğin gibi çarp laflarını. Yani... Benim artık umurumda değil babam falan. Hah, al benden de o kadar. Anne, hadi sen de artık lokantaya git. Tüm işler seni bekliyor, hadi. Çıkışta da burada buluşacağız Eda, tamam mı? Buradan gideriz. Hadi bakayım. Ya sen sabır ver ya. Eda, tamam. Ya tamam falan değil Emine. Değil yani. İstiyorsan çip tak üstüme.
ses dinleme cihazı falan. İster misin anne? O dediğini de yaparım. Gerekirse yaparım. Hiç de gocunmam biliyor musun? Hadi bakayım siz okula. Hadi kızım. Yemin ederim sabır sivilcesi çıktı ya. Sen akşam çekime geliyorsun değil mi? Ya Eda vallahi bilmiyorum yani hiçbir şey yapasım yok. Kerem çok kötüydü zaten. Dün bütün gece onunla uğraştık. Kızım saçmalama ya. Para kazanacağız diyorum. Hem Kerem'e istediği bir hediye alırız. Gönlünü yaparız çocuğuna ne dersin? Hah bak o arıyor. Alo. Eda selam günaydın. Çok kısa bir şey soracağım uygunsan. Tabii buyurun. Bu bugünkü klip çekimi için. Şimdi bütçe istiyorlar da. 50 bin lira diyorum uygun mudur? 50 bin diyor. Bitiyor kızım. 50 bin diyor ya. Tabii uygun. Tamam şahane. Söyleyeyim bizim kızlara da başka oyuncu bakmasınlar o zaman. Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etme Eda'cığım. Kendi ışıltına teşekkür et. Biz aracıyız sadece. Ne oluyor? Emine 50 bin dedi. Oha. 3 saat çalışacağız. 50 bin dedi yani. Üstelik hiçbir şey yapmayacağız. Arkada duracağız. Gülümseyeceğiz sadece. Annelerimiz bu parayı kazanmak için elleri nasır tutuyor Emine. Ya kızım saçmalama. Hayat yüzümüze güldü işte. Para kazanacağız diyorum. Kerem'e de istediği tableti alırız. Ha? Ne dersin Emine? Hadi. İyi tamam Eda. Ama ben öyle ruj falan sürmem tamam mı? Ya sen istersen bıyık tak ya. Zengin olduk diyorum. Moralimi bozamazsın ya. Tamam gel. Hayırdır? Ne mutluluk, piyango falan mı çıktı sana? Aynen öyle oldu enişte. Valla darısı senin başına. Allah Allah. Emine. Aynı mıyız? Bugüne nefret ediyor musun benden? Niye nefret edeyim ki ben senden Yaman? Ama şaşırdım haberinin olmamasına. Söylemedi mi arkadaşın? Kim? Neyi söyleyecekmiş? Babamla annesinin beraberce tutuklandığını. Ne? Ya. Neyse anlatır arkadaşın zaten sana. Ben derse geç kalıyorum. Emine durur musun lütfen artık? Bilmiyordum. Tamam bilmiyordum üzgünüm. Ya konuşmak istersen hatta gidelim bir kafeye bir şey oturalım. Tamam ben iyiyim ya. Tamam. Çok iyiyim hatta gerçekten. Tahmin ettiğinden de iyiyim. Merak etme. Yani tamam çok sevindim ben komşu olacağız diye ama... Ay hiç olmadı böyle ama ya. Yani ne umuyordun ki Gamze Allah aşkına bak... Sadığın bile gücüne giderdi. Sana o kadar diyeyim ki... ayrı eve çıkalım diye her gün dua ediyor o adam. Düşün. Vallahi ben de her gün dua ediyordum Nurhan. Çok şükür benimkiler kabul oldu. Olmuş halim mi? Ömersiz bir ev. Tamam. Neyse. Ben bu akşam çıkışta gelemeyeceğim. Onu söyleyeyim dedim. Tunay'la doğrudan eve geçeriz. Şimdi okuldan çıkınca... İlk günü olacak evdeki. Tabii tabii sen hiç bize bakma. Kendi işine bak sen. Merak etme tamam mı? Ama bak Sadık'la bir konuşayım istersen Ömer'le bir konuşsun o da. Ha? Yok yok. Hiç gerek yok. Onun şu anda hiç kimseyi duyacak hali yok. Boş ver. Tamam. Neyse. Hadi kaçtım ben. İyi tamam. Bir şey olursa bana haber verin. Tamam sen de ara bak bir şeye ihtiyaç olursa tamam mı? Tamam. Hadi.
Günaydın. Sana da. Nasılsın? Sence? Ben senin düşmanın değilim Ömer. Ya kötülük olsun diye bir şey yapmadım. Uyuyabildi mi bari yeni evinde? Sensiz mi? Hayır. Sen? Küpelerini bilerek mi bıraktın? En sevdiğim gömleğini ve parfümünü işkence olsun diye mi bıraktın? Eğer ondansa hiçbir şey yaramadı, bilgin olsun. Ben mışıl mışıl uyudum gece. Göz altlarını şöyle demiyor mu? Sen gözlerime bak, onların dediğini dinle. Onlar da özlemiş gibi bakıyorlar. Özlem değildir o. Daha dikkatli bak. Hasret mi? Hayal kırıklığı. Hoş geldin Ömer. İyi misin? Niye bu kadar zor? Siz nasıl becerdiniz? Neyi? Evliliği mi diyorsun? Gamzesiz bir evde yaşamayı. Mecbur değiliz, biliyorsun değil mi? Atölyede olacağım. Duymazsan mesaj atarsınız. Kolay gelsin. Sağ ol. Hasan, çok mahcup oldum sana karşı. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Gecenin bir vakti çıktın geldin. Bir de babamın sorgusuna maruz bıraktım seni. Hakkını helal et, kusuruma bakma kardeşim. Tahir, bunlar olur, normal. Hayat bu. Bazen en yakınımız bile bizi anlamaz. Yalnız bırakır. İnsana en büyük zararı, en çok sevdikleri verir. Biliyorsun. Farkında olmadan, bilmeden ama koruyoruz diye. En doğrusunu biz biliyoruz diye. Doğru diyorsun Hasan. Çok doğru diyorsun. Sen bunları düşünme şimdi. Bak çok şükür hayatını yoluna koyuyorsun yavaş yavaş. Bir işin var. Karından da boşanmıyorsun. Hepsi sizin sayenizde. Peki bu... Vicdan olayını ne yapacaksın? Yani nasıl olacak? Kızımın anası. Hepsi bu. Yani Nilüfer söz konusu oldukça mecburen görüşeceğiz. Bana sorarsan görüşmende hiçbir sakınca yok. Nasıl yani? Senin hayatın. Üstelik dediğin gibi kızının anası. Kimse karışamaz sana. Kimle ayrılıyorsun Özlem? Tahir'e. Hiç sabahki hali. Gidip bir konuşayım ben. Acaba biraz kendi haline mi bıraksın? Yok, olmaz. Babam arıyor, müsaadenle. Efendim baba? Tahir, oğlum bak. Benim içime sinmiyor böyle. Gelip bir göreyim seni. Oturup konuşuruz baba oğlu karşılıklı. Hem bu yeni iş yerin neresiyse bir hayırlı olsuna geleyim. İş yerine mi geleceksin? Hayırlı olsuna. Buyursun gelsin. Ha. Tamam baba gel. Ben şimdi sana adresi yolluyorum. Tamam oğlum. Görüşürüz. Sabah tartıştık diye içi rahat etmemiş. Etmez tabii. Baba yüreği sonuçta. Gelsin görsün seni yeni iş yerinde. Biz onu en güzel şekilde ağırlarız. Sen hiç merak etme. Allah razı olsun Hasan. Allah razı olsun. Günaydın. Çok özür dilerim senden. Senden özür dilemeye gelmiştim.
Vaktin var mı, biraz konuşalım? Sizin de üzerinizde durduğunuz gibi geç kalmak üzereyim. Mesai başlamak üzere, kusura bakmayın. Tamam, hak ettim bunu. Kabul ediyorum. Ama bu kadar üzgün olmanın sebebi sadece ben olamam değil mi? Yoksa gerçekten durum fena. Gerçekten gecikiyorum Nevzat Bey. Gamze, ben seninle barış imzalamaya geldim. Canını sıkmak değil niyetim. Kardeşimle ilgili olarak da... Kardeşiniz. Madem konu oraya geldi, açık açık konuşalım. Kardeşinizin tam olarak nesi var? Bağımlı mı? Yani hasta mı? Ve deli mi? Tehlikeli olan tarafı ne? Ben Ömer'i nasıl koruyacağımı bilmek için soruyorum. Nerede şimdi Ömer? Galeride. İşini yapıyor. Geçmiş olsun. Koruyamazsın, üzgünüm. Neden? Yani onu istemeyen bir adama ne yapabilir ki? İsteyecek hale getirir. Tehlikesi de bu zaten. Yapamazsa da kendini delirtir. Harap eder. Ben bunun olmasından korkuyorum. Sen de diğerinden kork. Ömer'in tek bir derdi var. O da işini yapmak. Resim yapmak. O zaman neden bu kadar endişelisin? Öyle görünüyorsun. Ne oldu, siz beraber yürümeyi severdiniz. İşe bırakmadan mı gitti galeriye? Acelesi mi varmış? Yok. Biraz önce beraberdik lokantada. Bak Gamze. Sen evet, sıradan bir kadın değilsin öyle. Aldatılacak bir kadın hiç değilsin. Ben de senin yerinde olsam bundan asla korkmazdım. Hayat boyu tek bir endişem dahi olmazdı. Deliler gibi sevileceğimden emin olurdum yani. Ve belli ki sen de eminsin bundan. Kocana güveniyorsun. Çok iyi, çok güzel. Ama bu durum bunu aşıyor. Neden? Yani kardeşiniz çekici biri diye. Ya da ne bileyim, resme kabiliyeti var diye. Ya da ağzı iyi laf yapıyor diye mi? Benim nedir bu, sizin bu tehdidinizi kale almamın nedeni? Çünkü Şule kendini sevdirmek için kimsenin yapmayacağı şeyler yapar. Ne yapar eder, o zihne, o kalbe girmeyi başarır. Ya benim en yakın arkadaşım. Karısına deli gibi bağlı adamın aklını başından aldı. Evini, ailesini, bütün psikolojisini yok etti. Darmadağın etti. Sonra ne yaptı biliyor musun? Bilmiyorum. Tayland'a gitti, dalışa. Tereddüt dahi etmedi. Bir gram vicdan azabı bile duymadı. Karısı hala beddua ediyor bana. O gece o yemeğe kardeşimi de götürdüm diye. Yani evli adamlara ilgisi var, onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? İmkansız olanlara ilgisi var, onu demek istiyorum. Ya Ömer deli gibi aşık olacak ona ve Şule bırakıp gidecek, siz perişan olacaksınız. Ya da Ömer sana aşık kalacak ve Şule bir enkaza dönecek. Olacak olan bu. Hangisi daha kötü dersen, bence hepsi. Ben ikisini de yaşadım, gördüm. Ya hadi o zaman gidelim. Nereye? Onları ayırmaya. Yani madem yuvamı yıkacak, gideyim o dükkanı başına yıkayım, olsun bitsin. Ya siz de benden böyle bir şey yapmamı bekliyorsunuz herhalde. Ben böyle bir şey istiyorum. Gamze! Sana geliyordum ben de. Aşk olsun kızım, insan anasına söylemez mi? Nurhan'dan duydum ben de. Duyar duymaz da koştum gittim Hulusi Bey'e. Onu ikna ettim, kirayı düşürttüm. Ama adamın başının etini yedim. Bunca yıllık komşuyuz dedim. Hiç hatırımızda mı yok dedim. Bize el muamelesi mi yapacaksın dedim. Ayol o benim kızım dedim. Adam üstte para verecek sonunda susayım diye. Yapmadığımı bırakmadım senin için. Ama kıymet falan yok. Anneciğim tamam. Ne oldu? Aramadı mı senin o huysuz kocan? Bak merak etme. Tıpış tıpış dönecek o iki güne. Ben buraya çiziyorum. Öyle manzaralı ev gördü mü acaba o? Anne. Gül gibi karısını bırakacak değil ya. Gelsin bir yakından görsün. Bir havasını alsın, bir içine girsin. Bir görsün öyle bir deryayı. Ha, acaba dönebilecek mi o fare deliğine? Tanıştırayım anne, Nevzat Bey. Patronu. Bankadan. Ah. Bölge müdürümüz. Çok memnun oldum. Annesiyim efendim. Kusura bakmayın, komşu olduk Gamze'yle. Sevincimiz yüksek haliyle tabii. Duydum efendim. Yani anne kız böyle komşu olacaksınız bundan sonra galiba. Öyle. Hangi kadın istemez? Bedava hizmetçi. Anne! Ama size bir şey diyeyim mi? Ben gurur duyuyorum Gamze'yle. Terfi de aldı yakın zamanda sizden. Evet efendim. Biz de gurur duyuyoruz kendisiyle. Onu bu kadar engellemeye çalışan insana rağmen gerçekten çok başarılı biri. Ben sohbetinizi bölmeyeyim, müsaadenizi isteyeyim. Memnun oldum. Gamze Hanım, görüşürüz. Görüşürüz. Yerin dibine soktun beni adamın yanında. Ne yapayım benim kızım ya? Ben görmedim bile adamı. Gerçi görülmeyecek adam da değilmiş yani. Maşallah bayağı Danimarkalılar. Ya sabır. Ne oldu?
Gurur mu yaptı senin o fakir? Çok mu kızdı sana? Hadi anne, benim işe gitmem lazım. İstifa etmemene çok sevindim Gamze, bak. Sen son zamanda bayağı gelişmeye başladın. Akıllandın sen. Hadi anne, ben işe geç kaldım, hadi. Ama insanın müdürü olunca da böyle olacak. Bütün gün bak bak duruyor, çalıştığını mı alıştığını anlamaz. Hoş adam, klas. Bir gün ailece yemeğe davet edelim bunları biz. Anne, ne alakası var? Adam hem de bekar. Oo. Tabii. Liman liman gezecek adam. Demirleyip ne yapsın şimdi? Bana bak, anahtar yaptırdım yedek. Şimdi evde çok eksik var, onları götürmem lazım benim. Çarşafları hemen değiştir. Öyle yatağına, yorganına güvenme. Hulusi Bey'in acık pasaklıdır. Erzak alacağım şimdi burada. Oğlana da börek yaptı. Özlemiştir onu. Tamam. Hadi. Ben banka kapamadan gideyim de. Mesai tamam. Başlamak üzere. Hadi. Tamam. Bir daha böyle nerede ne konuştuğuna bir dikkat et lütfen. İyi, tamam. Her şeyi de siz bilin. Hah. Nerede kaldın ya? Bu senin. İstediğin zaman gelip çalışmak için. Ya da ne bileyim, saklanmak için. 7/24 sana ait bir yer. İkinci evin gibi düşün. Sağ ol. Ama sevinmedin sen. Yani evde daha iyi çalışıyorum diyorsan. Yok, bir şey demiyorum. Diyemiyorum. Şu ev konusunu mümkünse kapatalım, olur mu? O zaman şöyle yapacağız. Ya benle dertleşerek zaman kaybedeceksin. Ya da bunu alıp içinde ne var ne yoksa buna dökeceksin. Ki ikisi de benim için çok kıymetli. Ben hiçbir şey yapmasam, bir süre dursam. Susup durmaktan mı bahsediyorsun? Evet, mümkünse. Birlikte susarsanız neden olmasın? Arda, hoş geldin. Bu sana bahsettiğim Ömer. Hani geçen gün resmini görüp evine götürmek istemiştin, hatırladın mı? Birlikte. Resmi birlikte yapalım mı istiyorsun Arda? Ormanı birlikte, gökyüzünü ben, altıncı yıldızı sen. Altıncı evi sen. Altıncı renk mor. Mor. Gökkuşağındaki altıncı renk mi? Başlarsak biter. Başlamazsak kalır. O kadar haklısın ki. Hadi o zaman. Hadi. Geç oğlum. Baba? Nisa, Kerem. Seni üzdüler mi burada? Kızdılar mı çok? Yok oğlum, yok. Kızmadılar, sen merak etme. Ne zaman çıkartacaklar seni buradan? Bilmiyorum aslanım. Ama çıkartacaklar. Sen kendini üzme, tamam mı? Ha? Nisa. İyi ki geldiniz. Kerem istedi. Babamı görmeden okula gitmem dedi. O yüzden geldim. Yoksa biliyorsun. Yüzünü bile... Nisa, vallahi benim bir suçum yok. Hepsi o vicdan karısı yüzünden oldu. Resmen aklıma girdi benim. Hepsini aklıma o soktu. Sen de biliyorsun, o gün kazandığım bütün parayı getirdim. Son kuşuna kadar sana verdim. Vallahi sizin için yaptım ya. Bir işe yaramak istedim. Bizim için diyorsun yani. Vallahi billahi sizin için yaptım kızım ya. Ha, sen ondan daha masumsun yani. İyi niyetlisin hep. Sen buradasın ama o akıl hocan olacak kişiyi serbest bırakmışlar. Madem asıl suçlu o, sen sütten çıkma ak kaşık. Sen niye hala buradasın Hakan?
Ne diyorsun kızım? Nasıl olur ya? Nasıl bırakırsınız ya? Ulan vicdan. Ulan vicdan. Yine buldu yolunu. Hakan, Kerem burada. Ya kızım nasıl bırakırlar onu? Vicdanı bıraktılarsa benim de buradan çıkmam lazım. Nisa, bak bu işin içinde bir iş var. Gözünü seveyim bana yardım et. Allah'ını seviyorsan bana yardım et. Benim suçum yok demiyorum. Ben şeytanın ta kendisine uydum. Suçum bu. Ama şimdi bütün cezayı ben mi çekeceğim kızım ya? Hapislerde mi çürüyeceğim ben Nisa ya? Allah'ını seviyorsan bak avukatınla konuş. Bir şey yap. Vicdan buradan çıktıysa benim de çıkmam lazım Nisa. Yalvarıyorum sana. Ne olursun yardım et bana. Anne. Babamı bırakma burada ne olur. Yardım et ona lütfen anne. Ne olur yalvarıyorum sana. Yeter bu kadar hadi. Abi biraz daha ne olur. Olmaz. Memur bey. Bize biraz daha müsaade etseniz. Ha? Olmaz dedim. Hadi boşaltın odayı. Kerem. Hadi. Tamam. Tamam. Üzülme hadi. Tamam mısın? Nisa. Bir daha beni böyle görmesin. Ne oturuyorsun? Kalksana. Hadi yürü, gel. Alo, Asım Bey. Alo, Nisa Hanım merhaba, nasılsınız? Hakan'ı tutuklamışlar. Olması gereken oldu işte Nisa Hanım. Ama vicdanı serbest bırakmışlar. Ne? Bu nasıl olur ya? Bilmiyorum ki. Tamam, ben onu araştırıp bir soruşturayım bakayım neymiş, ne değilmiş. Asım Bey, ben size başka bir şey söylemek istiyorum aslında. Buyurun. Yani madem vicdan serbest bırakılabiliyor, eğer siz şikayetinizi geri çekerseniz, çocuklarım mahvoldu babalarını bu halde görünce de. Nisa Hanım, siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Ne siz bunu söylemiş olun, ne de ben bunu duymuş olayım. Hoşça kalın. Hadi oğlum, yürü. Boyaya ihtiyacın var mı? Altıncı kuş uçmaz. Yorgun kuş, konar. Yorgun kuş, konar. Öyle mi? Neden yorgun peki? Gürültü. Gürültü siyah. Siyah. Nereden geliyor o gürültü? Pencere. Pencereden. Ömer. Hani geçen gün sana bir tane resim göstermiştim. Sen de bu ressam bayağı korkuyor demiştin ya. Kuş cama çarpar, uçamaz. Kuş cama çarpar, pencere siyah. Kuş konar, pencere siyah. Kuş cama çarpar, uçamaz. Kuş cama çarpar, uçamaz. Pencere siyah, pencere siyah. Pencere siyah, pencere siyah. Kuş cama çarpar, uçamaz. Pencere siyah, konar. Kuş cama çarpar, kuş cama çarpar, pencere siyah. Kuş cama çarpar, pencere Ömer. Siyah. Sen git istersen. Uçamaz. Şimdi yabancı biri huzursuz edecek pencere onu siyah. Değişik falan. Kuş cama çarpar. Pencere siyah. Kuş cama çarpar. Bir şey yok. Merak etme kuş pencereye çarpmayacak. Dinlenecek kayın ağacında. Tamam mı? Şaşırdım gelmene. Banka yoğun değil herhalde bugün. Ben az önce buradaki en güzel resmi gördüm biliyor musun? İkinizdiniz. Sen ve o çocuk. Sağ ol. Ayrıca öğlen arasındayız. Anladım. Yalnız benim Arda'nın yanına dönmem lazım. Özel bir çocuk. Resmi bitirmemiz onun için önemli.
Ve ayrıca benim bu ev konusunu konuşmaya ne halim var, ne vaktim var, ne de isteğim. Tabii tabii, sen git. Ben zaten sana gelmedim. Niye geldin? Şule'yle konuşmaya geldim. Şule. Şule. Hemen geliyorum ben, tamam? Bir konuşacaksın Şule. Bitirmen gereken bir resim var Ömer. Hadi git, bekletme çocuğu. Hoş geldin. Bana seslendin galiba, yanlış anlamadıysam. Doğru anladım. Dışarıda konuşalım mı? Yani baş başa. Olur. Altıncı bulduk Mor. Beşinci yarım kaldı. Beşinci yarım kaldı, yarım kaldı. Kuş içinden geçemez. Yarım kaldı beşinci. Beşinci yarım kaldı. Yarım kaldı beşinci. Kuş içinden geçemez. Altıncı bulduk Mor. Beşinci yarım kaldı. Beşinci yarım kaldı. Beşinci yarım kaldı. Altıncı bulduk Mor. Özel bir misafirimiz var. Yani beni uzun süre göremezse huzursuzlanır. Sen Ömer'e aşık mısın? Efendim? Ömer'e. Tutuldun mu? Vuruldun mu? Kafayı mı taktın? Daha nasıl sorabilirim bilmiyorum. Pardon. Şoku atlatırsam elbet bir cevap vereceğim buna. Bekliyorum. Abim mi konuştu seninle? Evet, öyle oldu. Ama sırf o değil. Benim de hissettiklerim var. Demin gördün halimizi. Ne yapıyorduk sence biz içeride? Hı? Madem böyle dandun konuşuyoruz, o zaman ben de sorayım. Kırıştırıyor muyduk sence? Flörtleşiyor gibi mi gözüküyorduk? Asılıyor muydum ben Ömer'e? Yoksa bir çocuğa iyi gelmeye mi çalışıyorduk? Hangisi? Belki de... hepsi. Bir, Ömer seninle flört etmez. İki, kimseyle de kırıştırmaz. Ayrıca ben sana bunu sormadım ki. Ben sizin ne yaptığınızı sormadım. Ben senin ne yapmaya çalıştığını sordum. Ne hissettiğini. Ne hissediyorum biliyor musun? Ömer adına utanıyorum. Yazık. Senin onu çok iyi anladığını söylüyor hep ama... buradan bakınca pek öyle görünmüyor çünkü. Laf kalabalığı yapma bana. Soruma cevap ver. Gözümün içine bak söyle. Olabilir. Hissedebilirsin. Elinde değildir vesaire. Bak ben geldim buraya, senin yüzüne karşı konuşuyorum, arkandan konuşacağım. Sana soracaklarımı bizzat kendim soruyorum. Evet, aşığım. Ama Ömer'e değil, başkasına. Artık inanır mısın? İnanmaz mısın? Yoksa abim daha mı güvenilir geliyor sana? Bilmiyorum ama eğer istersen gözünle görmeni sağlayabilirim. Nasıl? Bana gel akşam. Yemeğe davet ediyorum seni. Hı? O zaman kime ne hissettiğimi anlarsın. Ya çünkü burada kendimi açıklayıp küçük düşüremeyeceğim daha fazla Gamze. Sen şimdi beni bayağı evine misafirliğe mi çağırıyorsun? Ben anlamadım. Hı hı. Ya bak, sen abime körü körüne inanmayıp gelip bana sordun. Teşekkür ederim. Ben de diyorum ki gel kadın kadına konuşalım. Tanı beni, anla. Ömer'e saygı ve hayranlıktan başka hiçbir şey hissetmediğimi gör. Aslında artık sana da bayağı saygı duyuyorum galiba. Yani bu dürüstlük, bu netlik herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Baksana, abim bile bana sormak yerine kendi kendine karar vermiş benim isterimle ilgili, değil mi? Çok tuhaf bir misafirlik olmayacak mı? Ne yapacağız? Mısır patlatıp kız kıza sohbet mi edeceğiz? Neden olmasın? Evet. Peynir tabağı da olur istersen. Benim bugün oğlumla ilgilenmem gerekiyor. Yine de nazik davetin için teşekkür ederim. Anladım. Yine de kararını değiştirirsen numara. Ararsın. Haber bekliyorum. Görüşürüz umarım. Daha büyük bir saçmalık görmedim hayatımda. Sen bizi bitirmeye ant içtin, biliyorum. Ama ben sana ne yaptım ya? Evimi almaktan, soframı açmaktan başka ne yaptım? Çocuklarımın babası senin yüzünden hapiste şu an.
Oğlum yemeden içmeden kesildi. Okula bile gitmek istemiyor. Bu yaşında babasını karakolda gördü. Beni de o halde gördü kızım. Yanı başında alıp götürdü polisler Nisa. Ya vicdan, senin kızının görmediği mi kaldı? Yaşatmadığın ne kaldı ona? Ben çocuklarımı senin gibilerden korumak için canımı dişime taktım. Çok da becerememişsin belli ki. Doğru. Hakan'ı kafalamışsın. Pis işlerine bulaştırmışsın. Ama o içeride, sen dışarıdasın. Nasıl oluyor bu? Arkam mı sağlam? Güçlü müşterilerin mi kıyak geçti? Seni neden bıraktılar? Tahir'e sor. Cevap onda. Ne? Tahir'e diyorum. Ona sor. Canını dişine taktı benim için. Aslanlar gibi de çıkardı beni içeriden. Sağ olsun. Yani 20 yıl gecikmeli de olsa sahip çıktı bana nihayet. O yüzden git derdini ona anlat. Tamam, git ona sor. Beni rahat bırak yani. Ha bir de, bir tek anne siz değilsiniz bu hayatta ya. Benim kızımın acısı da senin çocuklarınınki kadar önemli. Anladın mı beni? Tahir. Tahir. Tahir, sen mi çıkardın vicdanı içeriden? He, ben çıkarttım. Var mı diyeceğin ya? İstediğim oldu. Var mı itiraz? Var. İtirazım var Tahir. Ya bu kadın Hakan'ın pisliklerine bulaştırdı. Sen Hakan'ın değil vicdanı mı kurtardın? Onu kurtardım Nisa. Niye biliyor musun? Çünkü çocuğumun anası. Ya bana hesap sormaktan vazgeçin ya. Düşün yakamdan. Hadi bir salın beni. Ardacığım, al bakalım muzlu sütün. İstediğin gibi olmadıysa diye iki tane yaptım. İkinci. İkincisini iyi yaptım. Tamam. Sen otur şimdi, sütünü iç. Mola verdik. Şule, bir gelir misin? Ne konuştuğunuzu söylemeyecek misin bana? Yani beni yakından tanımaya ihtiyacı varmış. Abim sağ olsun. Sorular sordu, ben de cevapladım. Abin gerçekten elimde kalacak diye korkuyorum artık. Korkunun ecele faydası yok Ömer. Ecelin faydası yok, korkmanın faydası yok, yok. Sen ne dedin peki? Dedim ki ben başkasına aşığım deliler gibi. Yani Ömer aşkından ölse bile hiç şansı yok dedim. Öyle deyince biraz bozuldu ama senin için üzüldü. Dalga geçme Şule. Ne yapayım Ömer? Ne yapayım yani, bunu nasıl ciddiye alayım ki ben? Abim bir yandan, Gamze bir yandan, sen bile sürekli benim niyetimi sorguluyorsunuz. Niyetim bu. Bu kadar. Bunda nasıl bir kötülük var ben anlamakta güçlük çekiyorum artık. Sen de ne Ömer'misin ha? Yani... Herkesin derdi oldu. Bu ellerinde olsa köşe bucak kaçıracaklar seni benden. Köşe bucak, köşe bucak. Burası bucak, burası köşe. Köşe. Ömer, akşam Doğu bana gelecek. O da biraz kıskanmaya başladı. Yani tanışmanızı istiyorum ben. Benim için böyle bir iyilik yapar mısın? O niye kıskandı ki durup dururken? İşte pek bir yakıştırıyorlar bizi herhalde. Yaşın yaşıma, boyun boyuma falan. Yaşınız yaşınıza, yaşınız yaşınıza. Al buyur. Ağzımızdan çıkanlara biraz dikkat edelim istersen. Tamam ya, pardon. Gelecek misin? Olur. Yuppi o zaman. Yuppi, yuppi, yuppi. Ecelin faydası yok. Yuppi. Kız bu nasıl hamur böyle, ipek gibi. Vallahi... Sen çok iyi beceriyorsun bu işi Şükran. Çok kolay canım, sen de yaparsın. Senin yapamadığın mı var Nurhan? Hayatta yapamam. Sen bu işin ustasısın, kabul et ya işte artık. Yok yok, küçük bir teknik. Hoş geldin. Nisa. Ne oldu? Vicdanı serbest bırakmışlar ama Hakan hala içeride. Niye biliyor musunuz? Niye? Tahir araya girmiş çünkü. Tahir ne ki? Nesiyle yapmış bunu? Bilmiyorum ki Şükran. Ne bileyim ben.
kedi oğlu bir fare yakaladı. Fare de değil. Sıçan. Lağım sıçanı. Tamam. Tamam istersen. Selam kızlar. Hoş geldin. Oo, mantılar açılıyor. Eline sağlık Şükran. Sağ ol. İşe geç kalmayayım. Kısa bir şey diyeceğim. Nurhan, Tuna ile akşam siz ilgilenir misiniz? Olur, ilgileniriz de. Gamze, hayırlı olsun bu arada. Komşu olacağız ha? Vallahi öyle oldu. Ama Ömer çok üzüldü biliyor musun? Yani keşke onu da bir danışsaydın. Bilseydi en azından. Ben kendisine kaç kere anlatmaya çalıştım ama anlamadı bir türlü. Neyse, gerilmeyelim şimdi. Daha işe gideceğim, oradan çıkacağım, Şule ile buluşacağım. Ne? Ömer'in Şule ile? Hani şu sizi kavga ettirip duran. Evet Nisa. Ömer'in Şule ile. Aa! Nisa'nın Özgür'ü geliyor. Gamze. Beni şenlenecek desenize. Yapma. Hadi hadi kaçtım ben. Kız, bu Şule buraya gelen çılgın kız mı? Ne o? Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun şefim size de. Herkese selam. Hoş geldiniz şefim. Hoş geldiniz şefim. Eniniz nasıl oldu? Koşuşturmadan soramadım kusura bakmayın. İyi iyi sıkıntı yok. Asıl önemli olan sonradan gelip rahatsız etti mi sizi o? Yok. O zaten bir süre gelemez. Niye bir şey mi oldu? Nezarethaneye düştü olan bu. Sakıncası yoksa sormamın. Ne yapmış? Şefim biz size sormadık ya asıl. Çok taze çay demlediydik. Bir çay içer miyiz şöyle hep beraber? Olur içeriz tabii. Buyurun siz geçin şöyle ben tatlı da getiriyorum. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Tamam. Ben Nisa. Diyorum ki okul çıkışına gidelim. Kızların azıcık başlarında duralım. O ne o? Hani sen dedin ya çok ihmal ettik diye. Hani o amaçla söylediydim. Geç yürü otursan. Saat gelince ben sana haber vereceğim. Tamam, tamam. Burası senin lazım. Şurada. Hayırlı günler. Reşat Bey. Evet. Tahir Bey'in misafirisiniz değil mi? Evet. Babasıyım ben Tahir'in. Buyurun efendim. Buyurun Reşat Bey. Tahir Bey biraz meşguldü. Sizi karşılamaya inemedi. Benden rica etti. Sen de mi burada çalışıyorsun evladım? Tahir'le birlikte? Evet efendim. Dernekte yani. Evet Reşat Bey. Peki ne derneği bu dernek? Biz derneğimiz bünyesinde ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyim, eğitim gibi gereksinimlerini karşılıyoruz. Seminerlerimiz, sohbetlerimiz de oluyor. Derneğimize bağlı yayınlarımız da var. Tahir Bey işte bu yayınlardan sorumlu. Daha önceki deneyimleri sebebiyle. Buyurun lütfen. Gel. Hoş geldin baba. Bundan başka var mı? Yok Tahir Bey.
Sabah ayakta kaldın ya. Geç otur. Hayırlı olsun oğlum. Sağ ol baba. Kusura bakma, seni karşılayamadım. İşim vardı. Ben bölmedim değil mi meşguliyetini Tahir? Yok ya baba. Hallediyorum. Yani merak edecek bir durum yok. Hey baba. Geldin gördün iş yerimi. Nasıl, için rahat mı bari? Oğlum bak, ben endişelendim, evet. Ama konuşalım da istedim. Ne konuşacağız baba? Ben bir baba olarak sizleri yetiştirirken hatalar yapmış olabilirim. Eksiklerim olabilir. Seni incittiğim yerleri sen bana anlatırsan sakince, ben dinlemek, telafi etmek isterim. O tren kaçtı baba. Bana kıymet veren başka insanların olmasına inanamıyorsun değil mi baba? Tahir git, Tahir gel, Tahir otur, Tahir kalk dediğinde o gözün içine bakan, o saf salak çocuk nereye gitti? Onu şaşırıyorsun değil mi baba? Bunu kabul et ya. Oğlum bak, sen benden, bizden uzaklaşmaya başladın. Değişmeye başladın sen. Ben bu yüzden endişeleniyorum. Ya değişiyorum da fena mı oluyor baba? Bir baltaya sap olamaz dediğin oğlunun bak işi var. Sen bununla niye övünemiyorsun baba? Ha? Hani niye bir türlü benimle gurur duyamıyorsun? Bu insanlar sana benden, bizden, ailenden daha fazla kıymet veriyorlar yani, öyle mi? Daha dün bir, bugün iki. Nereden geliyor bu güven, bu muhabbet? Bunu sorguluyor musun hiç? Fark etmez baba. Bunun önemi yok. Ben hayatımda ilk defa kendimi önemli hissediyorum. Önemli olan bu. Ya bu kadar mı zor bunu anlamak? Fark eder. Çok fark eder. Gerçek iyiliğin karşılık beklemeden yapıldığını biz biliyoruz, şükür. Ama konu o değil. Senden meslek icabı bir beklentileri olduğu kesin. Ama tam olarak nedir? Ve neden sen? Ha, tamam. Tüm bu şatafatın kaynağı nereden geliyor? Gerçekte ne iş yapar bu insanlar? Kimse bütün bunların sahibi, sen onu benimle bir görüştürüver hele. Bir de ben dinleyeyim onu. Kimsenin patronu, bu şatafatın sahibi kim? Kimsenin böyle gözünü boyuyor, onunla görüşeceğim ben. Al yine başa döndük tekrar ya. Ya baba, kimse kim? Burası senin mahallene benzemez. Öyle her istediğinde herkesle görüşemezsin baba. Öyle sözünü herkese geçiremezsin yani. İnsanların bir işleri güçleri var. Darda olanları kollamak, birbirlerine destek olmak gibi. Sen bana daha önce de sesini yükselttin. Sinirlidir dedim, sustum. Hayal kırıklığına uğrattım. Bağırdım, çağırdım ama bağrıma da bastım. Beni hiç bu kadar yaralamamıştın Tahir.
Reşat Bey, kahveniz. İstemez. Kalsın. Bu koltuk sana yaramamış. Sen demek güç eline geçince böyle zehirlenecekmişsin. Babanla bile o koltuğun arkasına sığınarak konuşacakmışsın. Yazıklar olsun. Daha çok geleceksin bu kapıya Reşat. Daha önümde diz çökeceksin. Nurettin. Emredin şeyim. Bu akşam Tahir'i getir. Artık tanışmamızın vakti geldi. Emriniz olur. Yok, bütün okul dağıldı, bunlar yok. Emine açmıyor. Sen arasana bir. Ha. Allah Allah. Çocuklara mı sorsak, ne yapsak ya? Yok, bak, bakıyor mu telefonu? Ha, söyledim bir de, biliyor musun? Şurada dedim buluşuruz dedim. Allah'ım, en zorlu ergeni bana mı verdin ya Rabbim ya? Hani isyan etmek gibi olmasın da benim kocadan yana da işim çok kolay olmadı Nisa. Tamam, ne yapacağız? Ne yapacağız hani şu an Şükran, ne yapalım? Sen şu Kerem'i arasan acı. Yok o bugün. Okula gelmedi, o evde. Yaman'ı arayalım. O oğlan bilir. Yok ki bende onun numarası. O zaman Çiçek'ten isteyeceğiz. Çiçeği arayacağız. Ben ölürüm de aramam onu. Ara sen. Ara. Açmıyor. Bu da açmıyor. Babaannem mi yıkıyor acaba bu? Yok, açmıyor. Hay Allah'ım, sen bize bir yol göster ya. Ne yapacağız Nisa? Acaba açık okula mı girsek? Soralım mı? Gel. Tahir'im. Geldin mi baban? Uğrayamadım, kusura bakma. Boş ver. Önemi de yok zaten. Geldi, diyeceğini dedi, sonra da çekip gitti. Benim kaderim de bu olsa gerek işte. Sen ya nasip de, gerisi hallolur be Tahir'im. Keşke öyle kolay olsa. Bak ne diyeceğim. Akşam işin bitince gitme. Hep birlikte toplanacağız. Nurettin Hoca'nın sohbeti mi var? Hem sana da iyi gelir. Kalbindeki sıkıntılardan uzaklaşırsın. Tamam kardeşim. Allah razı olsun. Merhaba. Biz çekim için gelmiştik de.
Atilla Bey gönderdi bizi. Burası değil mi? Evet, burası. İsminiz? Eda Ademoğlu. Eda Ademoğlu. Yanında bir de... Kuzenim Emine. Kuzeni Emine'ymiş. Peki. Buyurun. Teşekkürler. Oha Emine. Eve baksana. Ay Eda, yanlış mı geldik? Burası mı ya gerçekten? Ya kızım, kapıda sorduk ya adama. Allah Allah. Ya bir şey diyeceğim Eda, bu... Ya ben Kerem'e sahilde izledim ama annemler arayıp duruyor. Belli ki bir şey olmuş. Hangi sahilde olduğumuzu söyledin mi? Yok, söylemedim. İyi o zaman. Gitsinler biraz arasınlar, dursunlar. Hem dertleşirler belki biraz. Eda, ne kadar rahatsın ya. 50.000'i görünce sen de rahatlayacaksın Emine. Hem biz çocuk değiliz artık. Bizi biraz salsınlar ya. Gitsinler kendi dertleriyle ilgilensinler. Hapis çoku mesela. Hadi sen de rahatla biraz. Şişt. Ay ev çok güzel Emine. Tamam olur. Hoş geldiniz Eda Hanım. Edacığım hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nurgül ben. Hoş buldum. Emine. Hadi beni izleyin. Sizi çekim için hazırlayalım. Hadi Emine, hadi. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Bedeninize uygun şeyler var. Bir şey olursa bana söylersiniz. Ha, yalnız fazla oyalanmayın, hemen hazırlanın. Aşağısı hazır olunca sizi alacağız. Tamam. Ay Emine, şunlara bak. Çok güzeller. Ay hepsi çok güzel. Ya Eda. Bunlar çok açık saçık. Ben bunları giyemem ki. Şimdi tamam giydim diyelim. Bu klip yayınlanınca biri falan görürse biteriz Eda ya. Bak bir şey diyeyim. Boş ver, bence gidelim. Gel. Ay Emine, saçmalama. Saçmalama. Allah, bizimkilerin televizyon izlediğim var Allah aşkına ya. Beni de geriyorsun böyle yaparak. Allah, böyle yapacaksan niye geldin yani? Hadi. Biraz tadını çıkart. Baksana elbiseleri, bir daha nerede göreceğiz? Kızım hadi sen ya. Allah Allah. Çok güzeller. Şöyle gül biraz ya. Çok güzel değil mi? Tut bakayım üstüne. Benimki nasıl? Ya ben bu fuları çıkaracağım kızım ya, palyaço gibi oldu. Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey çıkarmayacaksın. Çok gerekmeyince de konuşma. Ondan sonra gizemli gizemli otur işte yani. Karizma kasacaksın yani, anladın? Öpüşecek miyiz peki? Utanmıyorsun da ya, yuh artık. Ben ne utanacağım kızım ya? Dümenci falan sensin, sen utan. Dümen değil ya bu. Şey gibi düşün. Psikodrama gibi bir şey yani. Oyun oynayacağız işte. Sıkıldım ben. Ne zaman gelecek bunlar? Peynir var burada. Benim laktoz alerjim var. Bilmiyor musun? Yeme. Sen yeme. Bana bak. Aşık aşık bakacaksın bana. Tamam? Cihangir'in yarısı gibi diyorsun yani. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Çok güzel çiçekler. Geç lütfen.
Merhaba. Ben Doğu. Merhaba. Merhabalar. Çok aşığım. Nasıl? Doğu ya. Böyle yerli yersiz şakacı bir tip kendisi. Gülge sen. Canım benim, tatlım benim. Bir tanem. Alayım ben onu. Ah, teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de vegan mısınız? Yok, maalesef değilim. Ben de değilim. Şule vegan olmamı istiyor ama bir ilişkide herkes herkesin seçimlerine saygı duymalı bence. Ne içersin? Ne ikram edeyim sana? Beyaz, kırmızı. Beyaz olur. Beyaz olur. Tabii. Ben alkol kullanmıyorum. Beyin hücrelerine zarar veriyor bence. Kullansan keşke. Ya çok var sende de ne yapsın o kadar beyin hücresine diye. Öyle mi aşkım? Evet aşkım. Öyle aşkım. Canım benim. Çok güzel kokuyorsun. Ne sürdün? Her zamankinden. Amber, misk karışım mı? Afiyet olsun. Hadi gelin oturalım şöyle. Birden mi gelecekti? Sürpriz. Abim falan değil değil mi? Ben abimsiz yapamıyorum ya Gamze. Evet, onu çağırdım yine. Pardon, affedersiniz. Bir dakika gelir misin? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim. Evlenme teklif edeceğim ben bugün. Bu akşam? Bilmiyorum, moduma göre. Biraz korkuyorum. Evlilik fobisi var malum. Öyle miymiş? Yok yok, yani başkalarının evliliğine karşı bir fobisi yok. Kendisi için korkuyor, sadece yanlış anlaşılmamız. Şu nasıl? Çok güzel. Siz olsaydınız takar mıydınız gururla? Yani seven kadın için fark etmez. Yani yüzün şeklinde takılmaz. Sevmiyorsa? Sevmiyorsa o zaman elmas da alsanız takmaz. Elmas alamam, o kadar param yok zaten. Taksit de yapmazlar ona. Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk. Çıkarma, gerek yok. Geç. Gamze. Senin ne işin var burada? Double date yapalım dedik. Merhaba, ben Doğu. Demedik öyle bir şey ya, double date falan. Şey dedik yani, sonuçta çok anlamlı bir işbirliği yaptık Ömer'le ve bunu kutlayamadık ya, o yüzden onun için dedik. Ya Ömer sizsiniz demek. Şule çok bahsetti sizden ama dozunda bahsetti tabii. Biz başka şeylerden de konuşuyoruz tabii ki. Muhabbetimiz iyidir yani. Memnun oldum. Evet Gamze. Senin ne işin var burada? Haberim yoktu benim senin geleceğinden. Bilmem, Şule'ye sor. Ben de çok merak ediyorum. Ayrıca senin ne işin var burada Ömer? Şule'nin evinde. Yemeğe davet etti. Vallahi bunlar bir gelsinler. Bak sana yemin ediyorum, bacaklarını kıracağım ben bunların. Derdimiz yetmiyormuş gibi. Şu yaptıklarına bak ya. Bak. Hala ses yok. Anne. Hah, ablam çıkarken söyledi. Sahilde salep içeceklermiş. Şimdi mi söylüyorsun Keremciğim? Niye açmıyorlarmış, niye bakmıyorlarmış telefonlarına o zaman? Ya bu nasıl bir salepmiş canım? Boğazlarına mı yapışmış? İnsan arar. Ya bilmiyorum, bana niye bağırıyorsunuz? Zaten canım sıkkın. Yok Keremciğim, bağırmıyoruz oğlum. Biz korktuk da o yüzden. Sen kusura bakma. Hadi geç yemeğine, kardeşlerin yedi sen de ye. Hadi. Yemeyeceğim, yalçacağım ben. Anne. Babam aç mıdır sence? Niye aç olsun oğlum? Deme öyle. Bak ben şimdi bunları bir kez daha arayacağım. Eğer bakmasınlar bu telefona, çıkacağım gideceğim camiye, diyeceğim ki anons yapın, bunlar kayboldu. Bulun bunları diyeceğim. Telefonlara bakmamak ne ola ki ya? Ben vereyim. Ah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay. Eşiniz çok güzelmiş. Çok zarif. Gözleri özellikle göz kamaştırıyor. Boynu da çok uzun. Normale göre uzun yani. Kuğu gibi. Anlaşıldı bence Doğucuğum. Ya
Sizin aranız limoni mi biraz? Ya sıkıntı ne? Gerçi ben pek anlamam bu ilişki işlerinden ama... Şule ilk ciddi ilişkim olacak inşallah. Siz birliktesiniz yani. Evet, yani sonunda bu sabah açıldı bana. Ama biz zaten arkadaştık bayağıdır. Aynen, arkadaştık. Hatta ben kendisinin kölesiydim diyebilirim. Böyle zincire vuruldum, yuvarlanıp gidiyorum işte. Böyle bir etkisi var yani erkekler üzerinde. Öyle mi Şule? Yoksa iltifat mı ediyordu o? Trollüyor canım, her zamanki hali. Bayılır, benimle uğraşsın, çok sever. Sen de seninle uğraşmamı çok seversin, yalan mı canım? Evet canım. Siz peki ne zamandır arkadaşsınız? Bir yıldır. İki yıldır. Buçuk. Ha. Bir buçuk yıldır. Evet. Bir buçuk yıldır falan ama ilişkimiz taze, yeni başladık. Tabii cicim aylarındayız diyebiliriz. Hatta günlerindeyiz değil. Hatta saate baksak 10 saat olmuş. Yani aşkım hala çok taze diyebilirim. Evet. Bayılıyorum ben bu adama ya. Evet. Bayılıyorum ben senin bu tarafına en çok da. Hangi tarafıma tam olarak canım? Böyle kimseye benzemeyişine bayılıyorum. Yani böyle şahsına münhasırsın. Ondan sonra orijinal kutudasın yani, ona bayılıyorum. Buna kesinlikle katılıyorum. Bir mahsuru yoksa artık sormak istiyorum. Bizi neden çağırdın? Habersiz bir şekilde. Söyledim ya işte, kutlayamamıştık, kutlayalım diye. Yok, tekrar soruyorum. Neden habersiz çağırdın? Haber versem gelecek miydiniz ki? Yani aranız kötü gibiydi. Sen böyle mutsuzdun, keyfin yoktu falan. İşte Gamze ile barışın diye, yani senin de keyfin yerine gelsin diye yaptım. Ne var, kötü mü yaptım? Bir de herhalde Doğu'yla tanıştırmak istedin. Yanlış mıyım? Evet, bir de Doğu'yla tanışmanızı istedim. Beğendiniz mi yemekleri? Şu kişnişi koyma diyorum ama bir türlü dinletemiyorum sana aşkım. Yani taze olsa mesela o biraz daha değişik oluyor. Püre güzel. Hay Allah ya, açtım, unutmuşum canım. Aşkım. Hay Allah. Ben konuşacağım. Sen bir şey söyleme. Yani? Yani. Hayırdır gece gece? İyi akşamlar. Biz Yaman'a bakmıştık. Evde mi acaba? Yok, değil. Ne yapacaksın? Acaba numarası var mı? Onu alsak. Allah Allah. Sebep? Ya sana ne lazım? Ver işte gidelim. Ver şu numarayı. Ha bu arada Hakan'ı merak ediyorsan hani mahalle karakolunda ziyaret etmek istersen don, gömlek, atlet onları da götürmeyi unutma. Neyse. Neyse, numarasını alabilir miyim acaba ben oğlanın? Selamünaleyküm. Hayırdır birader? Hayırdır, yasak mı girmek? Özel mülk burası, okul değil. Hem sen davetli misin ki? Ha, aynen. Kim davet etti? Eda ile Emine az önce girmiş olmaları lazım. Hadi, bas git. Nasıl yani, ben şimdi giremiyor muyum içeri? Giremiyorsun. Hadi bas git dedim sana. Ne var ki içeride ya? Kardeşim, hadi uzatma basket. Tamam. Sakin ol şampiyon. Nereye gidiyoruz? Az sabır Tahir.
Nurettin Hoca'yı izle. Buradan sonrasına gelmeme izin yok. Hacı Sahir. Şeyhimiz bir şey dedi mi Tahir? Konuştu mu seninle? Yok, bir şey demedi. Sadece baktı, elini uzattı öpmem için. Şeyhimiz, sultanımız... konuşmaya ihtiyaç duymadan bir insanın... özünü çözebilecek kudrete sahiptir. Lütfedip sana elini öptürdüğüne göre... makamını yükseltmiş, önderlerimizden biri yapmış seni. Hah, Atilla Bey geldi mi? Gelmek üzereler Nurgül'üm. Güzel. Kızları içeri aldıktan sonra gözün üzerlerinde olsun. Tamam, merak etme. Rengi güzel mi? Hayat güzel olmuş. Sen niye sürmedin? Sürsene, ölü balık gibisin Allah aşkına. Ya da ben sürmem, söyledim. Emre çıldırtma beni, geç otur. Eda. Bak hangisini, ha? Al bunu da sür. Tamam yani. Hadi hadi. Oldum. Kızlar, hazır mısınız? Evet.
Hazırız. Buyurun o zaman. Benimle gelin. Nerede kaldı bu kızlar? Merak etme. Bu ajans organizasyon işinde çok iyi. Hiçbir gecikme olmaz. Sen sakin ol. Abi nasıl sakin olayım? Bu benim her şeye veda gecem. Artık bu kadar kızı aynı anda, aynı yerde bir daha nasıl göreceğim? Rüyanda göreceksin oğlum. Kamera falan yok. Görüyorum. Klip çekimi falan değil bence bu Eda. Görüyorum dedim ya Emine. Eda çok kötü bakıyorlar. Ben çok korkmaya başladım. Gidelim hadi. Yani Emine. Atilla'yı bulalım. Ha? Gel, gel Atilla'yı bulalım. Hadi. Şşş. Kızlar. Nereye? Eda. Kime diyorum? Nereye? Eline sağlık demiş miydim? Eline sağlık. Et hariç her şey çok güzel olmuş. Onu biraz kurutmuşsun ama. Kişniş de var. Afiyet olsun canım. Eline sağlık Şule. Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Doğu Bey, siz de resimle ilgileniyor musunuz? Yok. Ben manga seviyorum. Çizgi roman, uzak doğu animasyon. Duymuşsunuzdur belki. Gerçi sizin kuşak pek bilmez ama. Benim oğlum seviyor manga. Ben oradan biliyorum. Sizin çocuğunuz mu var? Ben de çocuk istiyorum ama işte Şule çekirdek aile fikrinden pek hoşlanmıyor. Evet. Kimsesiz o kadar çocuk varken diyorum ki ben niye yapayım bir tane daha? Bundan. Ömer sen baba olmayı düşünmüyor musun? Bizim bir çocuğumuz var zaten. Tuna. Vallahi ne yalan söyleyeyim güzel cevap sevdim. Babacan bir tipin var zaten senin. Köpeğin var mı? Yok. Aslında Tuna istiyor. Yani. Belki sahipleniriz yeni evde.
Tuvalet ne tarafta? Ben götüreyim seni. Yok yok, sen hiç kalkma. Sağdan ilk kapı. Çok yakışıyorsunuz ama birbirinize, Allah nazarlardan korusun. Amin. Amin. Şule'yi Ömer'den uzak tut Gamze. Evi bunlarla dolu. Kardeşime iyi gelmeyecek Ömer. Onların görüşmemesi lazım. Bir abi olarak kardeşim için yardım istiyorum senden. Salatanın tadına bakmamışsın. Ben biraz daha püre alabilir miyim canım? Tabii ki. Alabilirsin aşkım. Sen alır mısın? Almayayım, sağ ol. Sen alabilirsin hayatım. Getireyim sana püre. Senin burada? Bu resim. Ömer'in atölyede satılan resmi. Asıl bunun burada ne işi var?